Dün güneş patlaması oldu çok yoğun bir şekilde. Hem de bayağı büyük güneş patlamaları oldu. Bu hoş bir şey değil. Ametist. Belki sen de söylemişsindir. Ametist taşıyın üstünüzde. Cebinizde taşıyın. Üstünde kolye olarak takın. Çantanıza koyun. Bulunduğunuz alana koyun. İletişime dikkat etmek lazım. Yanlış anlaşılmaların yoğun olacağı bir süreç içerisindeyiz. Bizim ülkemiz bundan çok çok etkilenecek gözüküyor. Ve tabii ki ülkede yaşayan her şey. Bütün canlılar. Biz insanlar, toprağımız, hayvanlarımız, doğamız, hepimiz bundan etkileneceğiz gözüküyor. Çok şaşıracağımız durumlar var. İnanılmaz şaşkınlığa uğrayacağımız, beklenilmedik durumlarla karşılaşacağız. Karanlık çalışmalar devam ediyor olacak Nisan ayında. Uçan halıyı verecek sistem, siz de şaşıracaksınız ki bu nasıl oldu? Böylesine büyük bir mucizesi de Fark. var. Çünkü çok şaşıracağız. Biz tahmin etmediğimiz şeyler yaşayacağız Nisan ayında. Evet Nildam, acayip bir şey. Ben hiç uzatmadan sözü sana bırakayım. Tamam. Çünkü sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü acayip bir süreç bizim yani bilgilerimizle. Ama şimdi sen bunu kim bilir astrolojiyle nasıl anlatacaksın bir tanem. Haydi ben sana bıraktım. Derin ve güçlü değişim demişsin. Derin ve Özellikle güçlü değişim. değişecek burçlarla da girersin bu Vallahi arada. Özellikle herkesin değişecek burçlar. hayatlarında değişeceği alanlar farklı farklı. Hangi alanlarda çok değişeceklerini söyleyebilirim ama izlerken mutlaka yükselen burcunu bilenler yükselen burçlarına baksınlar. Çünkü yükselen burç seçimlerimiz, yaşam yolculuğumuz. Yani görünürde olan her şey yükselen burçtadır. Öz burcumuz yani güneş burcumuzu da temelimiz olduğu için onu da tabii ki dinleyeceksiniz ve önemseyeceksiniz. Ay burcunu dinlerken ise duygusal anlamdaki hassasiyetlerinizi dinleyeceksiniz. Ben biraz sonra anlatmaya başladığım zaman. Güneş burcu bizim kişiliğimiz, karakterimiz değil mi? Ana burçları bir söyleyelim. Yani yükselenimiz, güneş burcumuz ve ay burcumuz neyi ifade ediyor? Arada yapıyoruz ama bir kez daha yapalım Nildam. Tamam. Biz doğduğumuz zaman, anne karnından çıktığımız zaman bıngıldağımıza gezegenlerin konumlarından gelen şu alan bizim ana formatımızı, yani bizi karakteristik olarak formatlar ve bütün olasılıklarımızın programları oraya yazılır. Bu bizim temelimizdir. Bizim hayatımıza dair her şeyi, fiziksel görüntülerimizi, her şeyi belirleyici özelliğe sahiptir. Yükselen burç bizim seçimlerimizle bağlantılıdır. Yani kişi reşit olmaya başlayıp ya da aklı ermeye başlayıp seçimler yapmaya başladığı anda yükselen burcun etkisine zaten girmiş olur. Dolayısıyla seçtiğimiz meslek, verdiğimiz kararlar, yaşamdaki hedeflerimiz, işte kendi dışarıya verdiğimiz intibamız, seçimlerimiz hep yükselen burca bağlantılıdır. Ay burcumuzda bu yani ayımız hangi burca düşüyorsa o da bizim duygusal hayatımızla alakalıdır. Çünkü biri zihinsel seçimdir yükselen burç. Akli hareketlerdir. Aklını kullansın ya da kullanmasın zihnin kararlarıdır. Ay burcu ise duyguların hareketidir. Ve çoğu insan özellikle ülkemizde daha çok duygusal hareketlere göre eylem yaparlar. Duyguları ön planda yaşayan bir ülkeyiz. Bir yerde iyi, bir yerde değil tabii. Hepsinin dozu önemli. Dolayısıyla bu üçünün de dinlenmesi önemli. Baz olan güneş burcunuz yani kendi burcun dediğiniz burcunuzu mutlaka dinlemelisiniz. Çünkü temelde o yatıyor. Seçimleriniz, kararlarınız için, yönelişleriniz için yükselen burcu dinlemelisiniz. Duygusal hayatınızdaki değişim, dönüşümler için ise ay burcunuzu dinlemelisiniz. Ona göre planlayarak başlayın. Zodyak sıralamasına göre gideceğiz. Koç burcu, boğa burcu. Bakın önce koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık. Zodyak sıralaması bu şekildedir. Dolayısıyla şu geçti mi, bu geçti mi demeyin. Biraz astrolojiyle ilgileniyorsanız, merak ettiğinize göre buradasınız. En azından zodyak sıralamasını bilin istiyorum. Yani ben işte boğayı anlatırken yengeç burcuysanız İkizlerden sonra geleceğinizi bilerek hareket edin, dinleyin. Ama yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, doğum saatinizi biliyorsanız
Yükselen burcunuzu bulmanız artık internette çok kolay. Girin doğum yerinizi, doğum saatinizi, doğum tarihinizi, size yükselen burcunuzu verecek. Ve o gün hangi burç, hangi o gün ay hangi burçtaysa onu da görebileceksiniz oradan. Ay burcunuzu da sorgulayın. Doğum saatini bilmeyenler yine ay burcunu bulabilirler. Çünkü genel olarak gün 2,5 günde bir ay ev değiştirir. Bu sebepten dolayı hani ayı da yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde başlayalım. Şimdi dün ay tutulması gerçekleşti Terazi burcunda. Terazi burcundaki bu ay tutulmasının etkileri devam ediyor. Zaten 6 ay boyunca da devam edecek. Tutulmalar çok önemlidir bizim hayatlarımızda. Hem dünyanın kendi organizması için de çok önemlidir. Ülkelerin kendi konumları içinde ve yaşam sistemleri içinde önemlidir ve bireysel olarak bizler için de önemlidir. Çünkü tutulmalarda ilk önce enerji bir gerilir, sonra açığa çıkar. İşte açığa çıkma esnasında enerjiyi yönlendirme şekliniz çok önemlidir. Dün güneş patlaması oldu çok yoğun bir şekilde. Hem de bayağı büyük güneş patlamaları oldu. Bu hoş bir şey değil. Çünkü bizim dünyamızın aurasından, manyetik alanından içeriye giriş yaptı. Dolayısıyla radyoaktif bir ışımayla karşı karşıyayız şu anda. Bu nedenle herkes çok daha gergin, agresif, saldırgan, daha depresif bir durumda ve böyle içinde hep bir halk savaşıyla hareket ediyor. Çok normal. Ametist, belki sen de söylemişsindir. Ametist taşıyın üstünüzde. Cebinizde taşıyın, üstünde kolye olarak takın, çantanıza koyun, bulunduğunuz alana koyun. Çünkü güneş radyasyonları zararlı olarak, kozmik fon radyasyonu zararlı olarak giriş yapar. Ve bu da bizim beyin frekanslarımızı etkiler. Niye? Dünyanın diğer yerinde, evrende olan bir şey bizi niye etkiliyor diye düşünürseniz, kuantum mekaniğini biraz bilmeniz lazım. Evrende her şey enerjiden ibarettir. Madde denen hiçbir şey yoktur. Sıkıştırılmış enerji formlarıdır. Ve kainatta her şey bir örgü şeklinde birbirine bağlantılıdır. Yani galaksinin neresinde bir şey olursa olsun oradan gelen frekanslar bizim frekanslarımızı etkiler. Bu sebepten dolayı gezegenlerin yapmış olduğu hareketler, güneşteki patlamalar bizim manyetik alanımıza ister istemez etki edecektir. Biz kendimizi koruyalım. Alüminyum folyoya sarılalım. En güzeli o. Alüminyum folyonun geçirmeme özelliği var. Keçe, Ama bu da bir yöntem. Efendim? alüminyum, Kesin. bakır, Evet. pirinç. Bunlar o kadar kıymetli ki. Yine Tabii ki. gümüş yüzük falan, gümüş takılar. Hakikaten bunlar çok kıymetli ama bakırla keçe o kadar önemli ki. Yani bir keçeden minder falan oturduğunuz yerde. Yani kullanın. Bakır bilezik. Yani bakır herhangi bir şey yanınızda olabilir. Başucunda, yatağın ucunda. Evet. Evet Nildan. Telefonunuz mesela alıyor değil mi şimdi? Bunu alüminyum folyoya sarın arkadaşlar. Başka bir hattan kendi telefonunuzu arayın. Ulaşamadığınızı göreceksiniz. Alüminyum folyo manyetik, radyoaktif ışımaların bedene geçmesine ya da bir alana girmesine engel olur. Hatta ben bununla ilgili sana bahsetmiştim. Bir yapılaşma içerisindeyim, bir şifa köyü. Tiny house'lar yaptırıyoruz. İçerisine radyasyon geçmeyecek şekilde düzenledik. Yani bu kozmik fon radyasyonların içeriye girmemesini sağlayacak şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu da çok önemli. Ve amatist. Amatist de radyasyonu uzaklaştırır. Ve senin de bahsettiğin gibi keçe, bakır, bunları kullanmanın çok 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 faydası önemli. var. Ben Bunları değerlendirmek. yarın için reis yapayım bunu bir an önce. Güneş patlamaları yayın bitince reis yapayım. Güneş patlamaları devam edecek muhtemelen değil mi Evet. Nildam? Evet. Hem de artarak devam ediyor. Bu daha da zarar verici konuma getiriyor. Tabii ki doğanın tamamen iklimsel durumunu da değiştiriyor. Ekolojik durumu da Nisan ayında da aslına bakarsanız normalde Nisan ayı verimli aydır. Ekimin, biçimin olduğu aydır ama bu ay biraz helak var. Yani ürünlerde helak var, toprağın zedelenmesi, hasarı var. İnşallah bunlar olmasın diye ümit ediyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bakın çiftçilik o kadar önemliymiş ki. Yani Atatürk en çok buna önem vermiş. Çiftçilik çok önemli, tarım çok önemli. Tabii. Bu nedenle hani bununla ilgili kurslara gidilebilir.
Sen de söylüyorsun, küçücük bir toprak parçası olsa ekip biçmek çok çok önemli. Ne olursunuz buna yönlenelim. O Şimdi dün kadar çok bunları anlatıyoruz ki Mildan. ya. Yani balkonu varsa balkonuna saksı koysunlar ve maydanoz, nane yetiştirsinler. Yani bu önemli. Bahçesi varsa küçücük, aynen, küçük küçük saksı. Artık herkesin üretime dahil olması lazım. Dair. Satmak için değil, kendi maydanozunu yemesi için, kendi Aynen. nanesini. Bu Anadolu'ya, bu topluma, bu gezegene katkı olacak. Herkesin üretime dahil olması lazım. Evet, evet Mildan. Şimdi güneş patlamaları var demiştim ve dün çok önemli bir ay tutulması gerçekleşti. Bunun mucizeleri de olan bir ay tutulması. Bakmayın, yani her tutulma olumsuz anlamda değil, güzel etkileri de var. Ama tabii ki bu tamamen bizim düşünce sistemimiz ve yaydığımız enerjilerle doğru orantılı. Daha sonra burçlara geçtiğimizde şunlarla ilgili durum yaşadınız, şimdi bunları yaşayacaksınız şeklinde bahsedeceğim zaten sizlere. Şimdi Merkür Retrosu, canım Merkür Retromuz 2 Nisan'da başlıyor. Zaten şu anda gölgesi içerisindeyiz. Dolayısıyla hani elektronik cihazlarla ilgili aksaklıkların olması, data veri kayıplarının olması, yanlış anlaşılmaların olma ihtimalleri yüksek bu dönemde. Yine dikkat etmeye başlayalım. Önemli verilerimizi yedekleyelim. 2 Nisan'da tam anlamıyla Merkür Retrosu'na giriş yapacak. 26 Nisan'a kadar tam retro konumunda kalacak ama gölgesiyle Mayıs'ın ortalarına kadar bulacak. Dolayısıyla daha evvelden başlamış olan işleri bitirmek çok çok güzeldir. Geçmişten gelen fırsatları değerlendirmek çok çok güzeldir. Sıfırdan, yani Merkür Retrosu atıyorum işte 10 Nisan'dayız da ben bugün kalkayım da işte şöyle bir iş yapayım. Sıfırdan, daha önceden hiç düşünmemiş bir şey yapmaya kalkmamak lazım. Cihaz alımıyla ilgili şöyle bir yanlış bilgi vardır. İşte Merkür'de aldığımda sorun olur diye. Merkür'de inşa edilen yapılanlarda sorun olur. Yani atıyorum bir telefon alacaksınız. O telefon Merkür retrosunda yapıldıysa imalatı sorun olur. Normal koşulda bununla ilgili bir sorun yaşamazsınız. En çok iletişime dikkat etmek lazım. Yanlış anlaşılmaların yoğun olacağı bir süreç içerisindeyiz. Yüz yüze konuşmak her zaman için duyguları da ifade ettiğimizden, iştenliğimizi de ifade ettiğimizden dolayı daha doğru olacak. Mesajlar soğuk kalır ve yanlış algılanabilir. Merkür Retrosu esnasında devam ederken 5 Nisan'da Venüs de Koç burcuna giriş yapacak. Dolayısıyla bu daha çok ilişkileri harekete geçirecek ve bu sebepten dolayı geçmişteki sevgililer, eşler ya da işler tekrar gündemimiz içerisine gelebilir. Elden kaçan fırsatlar kendi önümüze tekrar çıkabilir. Bazılarınız geçmişteki dış görünüşünüzü tekrar isteyebilirsiniz. İşte eskiden saçlarım siyahtı, siyah mı yaptırsam, kestirsem mi? Hani böyle daha bir nostaljik bir arzu içerisinde de olabilirsiniz. Venüs'ün Koç burcundaki bu Merkür retrosu esnasında olan durumuyla. Fakat bununla beraber güzel Koç'ta Venüs gerçekten enerjiyi yükseltir. Aşk enerjisini yükseltir, coşku enerjisini yükseltir. Bu anlamda güzel bir etki söz konusu. Ve gelelim, yılın ilk güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek. Koç burcunda 19 derecede, 19 önemli bir derecedir. Gerçek anlamda dönüşüm sağlayan bir derecedir. Yükselen burcu Akrep, biliyorsunuz ülkemizin de yükselen burcu Akrep. Dolayısıyla bizim ülkemiz bundan çok çok etkilenecek gözüküyor. Ve tabii ki ülkede yaşayan her şey, bütün canlılar, biz insanlar, toprağımız, hayvanlarımız, doğamız hepimiz bundan etkileneceğiz gözüküyor. Saat 21:21'de gerçekleşecek. Kuzey yönlü bir tutulma. Bu güzeldir. Geleceğe taşır bizleri. Her ne kadar Merkür Retrosu'nda da olsak deneyimlerden, tecrübelerden faydalanarak bizi geleceğe taşır. Bu iyidir. Tam tutulma. Amerika çok etkilenecek. Amerika'da ekonomik anlamda büyük problemler, fırtınalar vesaireler olabilir. Dolayısıyla ama kelebek etkisi. Yani bir yerde bir şey oluyorsa bu dünyanın her yerinde etkiliyordur. Bizim de ülkemizde yükseleni Akrep olduğu için bu tutulmanın, bizim de ülkemiz bundan etkilenecek gözüküyor. Ve bu arada tutulmanın yöneticisi olan Mars, yani Koç burcunun yöneticisi Mars'ta Balık burcunda Satürn'e kavuşum halinde 4. evde yer alıyor. Evlerimize biraz dikkatli olmalıyız. Su baskınları, yangınlar gibi durumlar söz konusu olabilir. Biraz da işte ülkede
kargaşayı, silahlı olayları, biraz şiddeti bizlere gösteriyor olabilir. Buna beraber deniz ve denizcilerin de dikkat etmesi de fayda olduğunu söyleyebilirim. Ama evlerde dikkat. Yani su borusu patlayabilir, doğalgazı açık bırakabilirsiniz. Allah korusun, ev kazalarına çok yatkın bir etki var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yükselen Akrep 15 derecesindeyken Zübenel Garibe ile 1 derece Ort'la kavuşuyor. Bu büyük reformları getirir. O yüzden güçlü değişim ve dönüşümler dedim. Çok büyük dönüşümler geliyor. Yani bakın, hemen tutulma günü böyle bir şey olacak diye değil. Bunun öncesini zaten kendisini hissettirmiştir. Bu 6 aya yayılan süreç içerisinde bunları göreceğiz. Pek çok şey tekrar düzenlenecek. Yasalar, kurallar, sistemler, bankacılık sistemi, ekonomi ile ilgili olan durumlar, politika alanında çok şaşıracağımız durumlar var. İnanılmaz şaşkınlığa uğrayacağımız, beklenilmedik durumlarla karşılaşacağız. Liderlerle ilgili zaten belediye seçimleri var. Çok daha gündemde olmaya devam edecek. Fakat ciddi kitlesel hareketler, başkaldırılar da söz konusu olabilir. Toplumsal yıkım, Allah göstermesin, depremsel durumları da biraz gösteriyor tutulma. Katliamlar vesaire, bu daha çok bunun Amerika tarafında daha çok yaşanabileceğini düşünüyorum. Fakat kara enerji, kara kötücül enerjinin çok yaygınlaşacağı bir dönem. Dualar zaten, hani Ramazan'da bol bol dua ettik çok şükür. Ülkemiz için Nur Suresi okumaya devam edelim. Halen aynısını söylüyorum. Ama kara çalışmalar, karanlık çalışmalar devam ediyor olacak Nisan ayında. Evet, hani detaylı Şiron, şimdi şöyle Şiron'yan bir tutulma. Şiron yaralı şifacıdır. Kendisinin yaralandığı konularda başkasına faydalı olursa eğer şifalanır. Acı çektiği yerden başkasına yardım ederse şifalanır. Şiron'un en büyük özelliği budur. İşte aldatılmışsa aldatılan birisine destek olmak. İşte iflas ettiyse iflas eden birisine destek olmak. Şiddete maruz kaldıysa şiddete uğrayan birisine destek olmak faydalı olacaktır. O yüzden kendi yaralarınızı zaten hatırlatacak sistem. Şiron gelir, bir yaranız varsa hala da o yaranız kapanmaması gidecek oraya dokunacak. Siz isteyin istemeyin dokunacak. Şiron'un işi yaraya dokun, fark ettir, işte tedavi ettir. Yaranızı fark edin, acınızı fark edin ve ondan sonra bunu nasıl düzenleyeceğinizin yoluna gidin. Yani aslında en büyük ders bu ay bu. Sabihan sembollerine baktığımız zaman da sihirli kilim çıkıyor. Acaba sihirli kilim mi desem anlaşılır mıydı diye düşündüm ama hani bizim programa sihirli kilim uçan alı. Bu aslında şu anlamda bakarsak teknoloji anlamında çok önemli bir gelişmeyle karşı karşıya olacağımızı gösteriyor. Havada uçan arabalar mı olur, yoksa insanların bir yerden bir yere geçişini sağlamak mı olur? Bunun dışında çok şeyin aniden ve hızlıca sürpriz bir şekilde gerçekleşeceğini bize gösteriyor. Yani frekansınız yüksekse, niyetiniz salihse, hedeflerinizden de eminseniz, o zaman sizin altınızda bir kilim olacak, uçan alınız olacak. Nasıl olduğuna şaşacaksınız. Wow. O son iki cümleyi bir daha söyler misin? Nasıl olursa Hedeflerimiz, uçan alamız olacak. Nasıl olursa evet, uçan alamız olacak. yani kalbiniz salih olursa, niyetleriniz salih olursa, hedefleriniz konusunda eminlik halini korursanız, bu altınıza sizin bir uçan alı verilecek. Bu eminlik Süper. halini bozmazsanız eğer, hedefinize odaklı bir şekilde olacağına olan imanınız, çünkü niye imanınız? Allah'tan istediğiniz Düşüncelerimiz, zaten olacak. duygularımız, imanımız. Evet. Evet. Altınıza uçan alıyı verecek sistem, siz de şaşacaksınız ki bu nasıl oldu? Böylesine büyük bir mucizesi de Hadi var. canım. Yani tutulma deyince illa korkmayalım. Endişe edeceğimiz durumlar var mı? Var. Önlem alacağız ama hakikaten mucizeleri de var. Çok güzel, güçlü dönüşümler getirecek. O yüzden yani iman etmek demek, emin olmak demektir. Aynı kökten gelir. Bir kişi dua edip de Rabbimden istiyorsa salih amelle, herhangi bir içinde hasetlik, kıskançlık bulundurmuyorsa, kötü niyet bulundurmuyorsa, işte mesela şöyle dua etmiyorsa, işte bana bu insanlar kötü davrandı, Allah'ım sana vekil ediyorum, Allah'ım senden bulsunlar falan gibi bir dua etmiyorsa eğer,
onların bir deneyim arkadaşı olduğunu kabul ediyorsa, kendisi için Rabbim ben bolluk ve bereket istiyorum, şöyle bir iş kurmak istiyorum, şöyle bir evlilik yapmak istiyorum, bunu bana inşa et, sen, ben bunu senden dilediğim için kesinlikle zaten bunu kabul ettiğini biliyorum, şükrediyorum, eminim, vaktini bekliyorum tarzında bir duygu durumuyla hareket ederse altında sihirli halısı var. Bu çünkü Sabihan Selim'in sihirli kilimi gösteriyor. Bu çok çok net bir şekilde gözüküyor. Yükselen Akrep Burcu'nun Sabihan sembolüne baktığımda bağlantı kuran santral memurundan bahsediyor. Yani burada iletişimin çok çok önemli olduğunu, ara buluculuk sisteminin çok fazla olacağını gösteriyor. Bu ikili ilişkilerde de olabilir. Belki kırgınlık olan insanların arasını yapmamız gerekiyor olabilir. Veya işte bu bir şekilde hani birilerini bazı konularda elçi etmemiz gerekiyor veya kendimiz elçi olmamız gerekiyor olabilir. Ara buluculuğun önemli olduğu bir dönem. Tabii ki Koç ayındayız. Dolayısıyla Koç burcunda gerçekleşen bir güneş tutulması hırs vardır. Azimle hırs farklıdır. Sevgili Koç, yükselen Koç, Ay burcu Koçlar, Stelyum Koç yaşayanlar, yani Koç'ta stelyumu olanlar. Yani siz kırılmayın bana. Yapı olarak azim dışında hırs enerjisine sahip olma ihtimaliniz çok fazla. Başladık mı? Bir kere başlamadık ama baştan bunu söylemek istiyorum. Tamam. Bu hırs enerjisi insanların üstlerine basarak veya onları ezerek veya onların duygu ve düşüncelerini düşünmeyerek hareket etmektir. Azim o değildir. Şimdi bu ay hırs enerjisi yayılıyor. Koç burcundaki tutulma sebebiyle söylüyorum. Koçlar da alınmasınlar diyorum. Tabiat böyle. Yönetmeleri gerekli olan durum bu böyle. Bu ay hırsı barındıran yandı. Bugün görmeyebilirsiniz, göreceksiniz. Çünkü çok kadersel bir tutulma yaşıyoruz. Azimli olan kazandı. Yani bir şeyin olması konusunda her türlü mücadeleyi gösteren, sabreden, olacağı olan inancını kaybetmeyen, bunu yaparken başka insanlara hasar vermeyen kişilerin büyük bir kazançla karşılaşacağını gösteriyor bize. Geçelim çok uzatmadan, bakalım burçlara. Aslında, şimdi ilk önce dün aslında hırs var ya her zaman ve bütün burçlar için. Evet, bütün burçlar için. Hırs her zaman ve bütün burçlar için. Gıybet, zan, hırs, dedikodu, yargı içinde olmak bana göre bütün burçlar için. Yani buradan çıkmamız lazım. Bunu yaptığımız sürece ne zodyakta, ne astrolojide, ne enerjide, frekansta yolumuzun açılması gerçekten mümkün değil Nilda. Mümkün değil. Geçen gün bir danışanım anlatıyor. Evet. Ben diyor evli olan çiftlere, bekar kız, evli olan erkeklere ilgi duyuyorum. Her iki diyor eşiyle mutluysa diyor. Çünkü diyor onun mutluluğunu kıskanıyorum, elimde değil diyor. Onları ayırmak istiyorum ben diyor. Bundan zevk alıyorum diyor. Bu var. Bu var. Yani bize çok yabancı bir duygu ama bu var. Veyahut da yine danışanlarımdan bir tanesinde olmuştu. Bana gelmişti. Ben kendimi affetmek istiyorum. Sebep ne? Sebep şu. Kendisi, kocası ve çocukları ona çok kötü davranıyor. Karşı komşusu işte kocası geldiğinde öpüşüyorlar, kadına çiçek getiriyor, şen şakrak sofraya oturuyorlar. Ben her gün onların seslerini dinlemeye tahammül edemedim diyor. Gittim diyor bir büyü yaptırdım, kadın öldü diyor. Yuvaları dağıldı diyor. Ben şimdi kendimi affetmek istiyorum. Allah seni affetsin. Allah affetsin, Allah affetsin, Allah affetsin. Yani bu... Bu affetsen ne olacak? Bazı durumlarda kendini affetmen yeterli değil. Allah affetsin. Çünkü kul hakkı her zaman, yani hep anlatılan şey ya, kul hakkıyla gelmeyin. Belki Allah affeder kendi günahlarımızı, yani onunla olan ilişkimizi, ama kul hakkında, yani ben Nilay'ın kuyusunu kazdığımda Nila ile helallaşmak, Nilda'nın, Nilay yazıyor orada, o yüzden evet, Nilda ile, evet. Ya da Ayşe ile, herhangi biriyle kuyusunu kazdığımda, yanlış bir şey yaptığımda benim Nila ile, Ayşe ile, Nilda ile helallaşmam lazım. Ondan sonra Allah'a git. Yani nasıl bir şeydi? Helalleşim de kadını öldürmüş. Yani
Yani, tövbe estağfurullah. Yani ya. Allah affetsin gerçekten. Ya. Evet. Evet. Bu var mı var? Hani insanlar nasıl böyle kötü? Onlar insan değil, onlar insanımsılar. Onların içlerinde artık kalpleri kararmış, işte benlik ve özbenlik bağlantıları kopmuş. Onlar için yapabilecek bir şey yok. Zaten onlar satmışlar kendilerini. Biz iyi insanlar üzerine konuşuyoruz. Bizler iyi kalpli insanlarız. Kalbimizin iyi niyetli olduğunu Rabbimiz zaten biliyor. O yüzden altımıza o uçan alıyı almak için salih amelle, başkalarına faydalı olarak, şükran duygusuyla olacağından eminlik halini hiçbir şekilde kaybetmeyerek, o savaşta, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün karşısına gelip de ya kaybettik paşam dediklerinde daha yeni başladık ve kazandık diyen Atatürk gibi olmamız gerekiyor. Her evet. Konuda, her istediğimiz konuda, konu ne gösterirse göstersin. Bize bu tutulma bunu gösterecek. Çünkü çok şaşıracağız. Biz tahmin etmediğimiz şeyler yaşayacağız Nisan ayında. Şaşkınlık içinde kalacağız. Eminliğimizi korumamız gerekiyor. Burada peki bu yani şaşkınlık içinde olacağız derken hani bir değişim, zaten derin değişim ve dönüşüm konu başlığı. Herhalde olumlu şeyler de olacaktır. Yani bana göre negatifte olduğumuz sürece negatifte değişim olacak. Pozitifte kaldığımız sürece pozitifte değişim olacak. Yani aynen öyle. Kimi yer yangın yeri, kimi yer gül bahçesi. Aynen. Onun için biz her zaman şurada temiz, vicdanda, ahlakta, etikte kalmamız lazım. Doğru mu? Şu yani ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler, bizim tertemiz durmamız lazım. Pozitif dönüşümün devam etmesi ve başlaması için. Nilda'm çok konuştum. Buyur. Zaman sorunumuz yok ya. O yüzden rahatım bugün. Ben rahatım. Tamam o zaman. Evet. Bu arada 2. Nisan çok önemli. Bana göre Kadir Gecesi tam anlamıyla. Neyi bilirler bilmiyorum ama manevi boyutta böyle. 2 Nisan gecesini ne olur çok iyi değerlendirelim. Çok dua edelim. Olmuş gibi dua edelim ve şükredelim. Yazalım. Olumlamalar yapalım, hayır yapalım. 2 Nisan gecesini değerlendirin. 2 Nisan çok Ramazan önemli bir sonuna kadar hayır yapmaya devam etsinler. Her zaman. Ve gece, her zaman, o gece bir şey var. İşte zaman, o gece bir şey var. Her zaman ama elimiz cebimizde olsun. Elimiz cebimizde. Hazreti Peygamber diyor ya, ben içinizde en çok hani ekonomik olarak güçlü olanları severim. Sitem ediyorlar. Ya Allah'ın Resulü bizi sevmez misiniz? Eli cebinde olanlar diğerlerine. Diğerleri için de var olurlarsa, katkı olurlarsa diye onların gönlünü alıyor. Yani bir elimiz hep cebimizde olacak ve verdiğimizin bilmesine gerek yok. Şu elin yok. Verdiğini şu el görmeyecek. Sessizce verip geçeceksin. Sessizce kimseler görmeden ama elini cebinden hiç çıkarma güzel can. Elini cebinden çıkarma. 10 kuruşun varsa 10 kuruşunu ver. 1 liran varsa 1 liranı ver. 100 liran varsa 100. 10 bin liran varsa 10 bin liran fazlaysa acımadan ver. Aynen belki öyle. 100 bin, belki 100 bin lira olarak gelecek. Hiç kasma, elini cebinden çıkarma. Nildam, devam. Şimdi yani dün gerçekleşen ay tutulması da önümüzdeki güneş tutulması da 5. evleri çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla çocuklar ve gençlerle ilgili konular da çok fazla gündem içerisinde olacak. O yüzden hani onlara daha özenli ve dikkatli olmalıyız. Rabbimiz gençlerimizi de korusun. Sanat ve sanatçılarla ilgili olan konular toprak bütünlüğümüzle ilgili olan durumlar. Genel olarak Mart'ta başlayan ve Nisan'ın da genel kapsamında olan durumlarda bunlar var. Bu konuda hani hem çocuklarımızı koruyalım, dikkat edelim. Hem toprak bütünlüğümüz ve topraklarımızı adına doğru adımlar atıp doğru kararlar verelim. Mesela yabancılara satmayalım evimizi, toprağımızı gibi. Şimdi bu ilk önce şeyden başlayacağım. Koç burçlarıyla başlıyorum. Sevgili Koç, yükselen Koç ve Ay burcu Koçlar, dün gerçekleşen güneş tutulması, geçtiğimiz ayın genel konusu şuydu. Güneş tutulması, ay tutulması etkisiyle ve önümüzdeki 6 ayınızda etkileyecek konulardan biri bu. Evlilik, ortaklık, anlaşma ve sözleşmeler, bu alanlarda verilen kararlar ve adımlar sizin 6 ay boyuncaki planınızda yer alıyor olacak. Her türlü anlaşma ve sözleşme, imzalı konu
planınıza yer alıyor olacak ve kişisel gelişim konusunda kendinizi geliştirmenizle ilgili gündemler gelecek. Bunları değerlendirmeniz gerekecek. Bunu geçtim bu dünkü ve bu konularla ilgili frekansı yüksek olanlar gerçekten muhteşem evlilikler yapabilirler. Evliliklerin daha iyi bir frekansa taşınabilir. Güzel iş ortaklıkları, anlaşmalar yapabilirler ama frekansı düşük olanlar bunun tersi durumları yaşayabilirler. Şimdi gelelim. Nisan ayına girdik. Merkür Retrosu başladı. Merkür Retrosu Koç Burcu'nda başlıyor. Dolayısıyla koçların birinci evlerinde, Koç Burcu'nda olduğu için hayatlarının genelinde geçmişten gelen bazı fırsatlar önlerine gelebilir. Değerlendirmelisiniz bu bir. İletişim diline inanılmaz derecede özen göstermelisiniz. Söylemek istediğiniz 7 kere düşünüp öyle konuşmalısınız. Bu ayın en kritik noktası bu. Düşünmeden yaptığınız konuşmalarda kendi bacağınıza sıkabilirsiniz, haberiniz olsun. Sakin ve sağduyulu davranmanız gerekiyor. Ama çok güzel fırsatlar, geçmişten gelen ve gelecekte sizi geleceğe taşıyacak güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi yeniden yapılandırma isteği içerisinde olacaksınız. Belki dış görüntünüzü değiştirmek isteyeceksiniz. Bakış açınız mutlaka değişecek, değiştirecek durumlar oluşacağından dolayı. 5 Nisan'daki Venüs'ün yine Koç burcunda hareket ediyor olmuş olması size çok büyük bir güzellik verecek. Cazibe verecek ve insanları etkilemeye başlayacaksınız. Manyetik alanınızı çok güçlendirecek. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda güzel gelişmelerin hayatınıza girmesini sağlayacak. Ne olursunuz agresif davranışlarda olmadan düşünerek konuşarak bu fırsatları ve güzellikleri kaçırmayın. Gelelim tutulmaya. Sihirli halı sizde, birinci evde. Yani siz hayatınıza verdiğiniz her kararda, zihninize koyduğunuz her hedefte o kadar büyük bir güçlü destek alıyorsunuz ki eğer ki siz bir şeyi net olarak isteyin, olduğuna şu anda itibaren inanın. Emin olun sizi muhteşem bir alana götürecekler. Çok büyük bir değişiklik, değişim yaşayacaksınız. Öngördüğünüz, öngörmediğiniz yerden gelecek paralar, ortaklık kazançlar, eşin kazancı ile ilgili durumlar, miras ve hukuk konuları, ezoterik bilgiler, gizemli olan her türlü konu, gündeminiz içerisine giriş yapacak 6 ay boyunca. Eğer frekansınız yüksekse zaten sezgilerinizin ışığında, manevi gücün ışığında muhteşem bir yükseliş yaşayacak ve bana göre pek çok kişiye önderlik yapacaksınız. Bu manevi önderlik de olabilir ki öyle de görüyorum. Sözlerinizle yapacağınız o insanların ruhlarına olumlu etkiyi verecek sözleriniz çok etkili olacak insanlar üzerinde. Bu nedenle sinirlerinizi aldırın. Öfkeli davranış modellerinizi bir kenara bırakın. Ne oluyorsa en yüksek hayrıma deyin. Güzelliği nasıl inşa ederim deyin. Aceleci davranmayın. Dürtüsel ve duygusal tepkiler göstermeyin. Azimli olun, hırslı olmayın. Eğer böyle davranırsanız size gerçekten büyük öngörülmeyen Allah'ın vehhab sıfatı yani hibe edilecek güzellikler gündeminize giriş yapacak olabilir. Bu ay boyunca bu tutulma esnasında ve 20 Nisan'da Venüs bu arada bakıyorum evet Boğa Burcu'na geçiş yapacak. 20 Nisan'da Boğa Burcu'na geçtiği zaman para eviniz çok güçleniyor. Yani ya işiniz yoksa işe girebilirsiniz. Var olan işinizi büyütebilirsiniz. Parayla ilgili çok güzel bir gündem var. Ama eğer mümkünatı varsa yani bunun için bir bütçeniz varsa arazi alın. Toprak. Toprağa yatırım. Sizde çok büyük bir zenginleşme sağlayacak. Bu nedenle parayla ilgili olumlu gelişmeler var. Tabii yine frekansı yüksek olanlar için. Ve sonra ayın 24'ünde bir dolunayımız gerçekleşecek. Akrep Burcu'nda yükselen burcunda kova olan bir dolunay yaşayacağız. Bu alanda özellikle iş, toplu ekip, organizasyon, vakıf, dernek, grup çalışmaları, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili olan alanlarda ortaklık kazanımlar, onlarla beraber yapılan projeler üzerinde bir tamamlama yaşayabilirsiniz veya onlarla böyle bir iş yapma kararı verebilirsiniz. Prestijinizi yükseltecek güzel etkiler var. İnşallah bu ay onu değerlendirirsiniz.
Ve 29 Nisan'da da Venüs'ün bu Boğa burcundaki hareketi 29 Nisan'da, evet ki bu hareketi 20'sinde başlıyor, evet 29'unda da parayla ilgili çok güçlü bir değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz. Çoğunuz ya çok zenginleşecek ya yeni bir iş kuracak. Kazanç kapılarınız çok artacak. Bütün bu söylediklerim frekansı yüksek olanlar için. Karamsar düşünen, öfkeli davranan, hasetlik yapan, kıskanç davranan, hep olumsuzluğu inşa edecek şekilde konuşanlar için değil. Onlar büyük bir ihtimalle bu fırsatları kaçırıyor olacaklar. Bu nedenle geçtiğimiz ay evlilik, ortaklık, anlaşma, sözleşmeler bu ay hayatınızın her alanında geleceğe yatırım, öngörmediğiniz yerden gelebilecek gelirler ve parayla ilgili her türlü konu gündeminizde olacak. Bu alanlarda büyük değişim ve dönüşümler yaşayacaksınız. Belki öyle bir iş gelecek, şehir değiştireceksiniz. Belki öyle bir iş gelecek, gerçekten büyük bir sorumluluk alıp liderlik yapacaksınız. Ama kazancınızı olumlu derecede etkileyen çok güzel bir etki altındasınız. Gözünüzü seveyim, bunu yakalayın diyorum. Sevgili Boğa, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğalar. Geçtiğimiz bu. Yani geçtiğimiz dediğim gün gerçekleşen ay tutulması sağlıkla ilgili olan konularınızda. O yüzden biraz sağlığa dikkat edin. Sağlık enerjiniz düşebilir. 6 ay boyunca sağlıklı beslenin ve sağlığınıza hep dikkat edin. 6 ay boyunca projeleriniz gündemde olacak. Size çok güzel para kazandıracak projeler gündeminize giriş yapabilir. Bunları yakalayın, ertelemeyin ve bunları vaktinde yerine getirin. Harika bir tasarım gücüne sahip olacaksınız. Bu tasarım gücünü de değerlendirin. Enerjisi yüksek olanlar için ben tabii bunları söylüyorum. Çalışma arkadaşlarınız, çalıştırdığınız kişiler ve aslarınızla çok iyi iletişim kurun. Hiçbir şekilde onlara baskıcı, dominant ve onları ezici şekilde konuşmayın. Ve size evcil hayvan çok yarayacak. Eğer düşünüyorsanız böyle bir şey, yani evinize barındırabilirseniz mutlaka bir evcil hayvan alın. Size çok büyük bir şifa ve tasarım gücü verecek. Ve Nisan'a geldiğimizde, Nisan Merkür retrosuyla başlıyoruz ve sizin geçmişte bittiğini zannettiğiniz bazı konuları tekrar önünüze getirecek. Mesela bir iş teslim etmişsinizdir. Onunla ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Kapattığınızı, bittiğini zannettiniz. İlişkiyi bitirmişsinizdir, tekrar gündeme gelebilir. Kapandığını düşündüğünüz, bittiğini, tamamlandığını düşünüp arkada bıraktığınız ama yarım kalan, size göre tamamlansa da sisteme göre tamamlanmamış olan konular tekrar gündeme giriş yapacaktır bu bir ay boyunca. Bunlar fırsat olarak karşınıza büyük ihtimalle gelecek. Ona göre bakın. Yani geçmişten gelen fırsatlar varsa bunu değerlendirin. Geçmişte sizin hakkınızda yapılmış, gıybet edilmiş, dedikodu yapılmış durumları da öğrenebilirsiniz. Bunlar ortaya çıktığında sakin ve sağduyulu davranın. Ama siz, özellikle herkes, ama siz çok yasaklısınız. Kimse hakkında bir gıybette bulunmamak, dedikodu yapmamak Herkes konusunda. Bu ay bu konuları yasaklı. söyleyeyim. Herkes ama Herkes yasaklı. boğalar çok. Boğalar bununla ilgili çok hızlı karşılık görecekler. O Ay, yüzden söylüyorum. çok kötü Kimse ya. hakkında konuşmayın. Kardeşinin Hiç kimse hakkında dedikodu yok. çiğ etini yemek diye. Ha? Değil mi? Ha, kardeşim Kardeşinin etini için yemek. yemek. Etini yemek. Hadis mi? Ayet mi hatırlamıyorum ama Hayır. değil mi? Ayet değil mi? Evet. Evet, Evet. hayır. O kadar önemli yani. Ve Venüs ilk önce Koç burcuna geçecek ayın 5'inde. Öfke enerjinizi harekete geçirebilir, dikkat edin. Buna izin vermeyin. Ama şöyle bir güzelliği olacak. Sizin iç dünyanıza çok büyük bir fikir oluşturmanı sağlayacak. Zaten bu ay fikirlerin ayı. Yani bu ay herkesin zihnine pek çok fikir gelebilir, yeni buluş gelebilir. İcatlar ayındayız çünkü. Boğalar bu konuda biraz daha ön planda. Çünkü onlara ilham edilecek zihinlerine yeni bir proje olabilir, bir cihaz olabilir, bir ya da işini bir geliştirme formülü olabilir. Çok büyük bir tasarım gücü, sanatı varsa sanatını büyütmeyle gerçekleşebilir.
bu konuda büyük destek alacaklar. Ama dediğim gibi dedikodular duyabilirsiniz. Kulak asmayın. Şimdi gelelim 8 Nisan'daki Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasına. Yine aynı alanda. Yani bilinçaltı alanınız, gizli kapaklı olan alanlarınız, manevi dünyanız, endişeleriniz, korkularınız, kaygılarınız, sezgileriniz, geçmişte yaşamış olduklarınız, karmalarınız. Bu alanlarla ilgili bir tutulma. Geçmiş korkular, geçmişte yaşadığınız bir deneyimi size hissettirecek durumlar gündeme gelebilir. Hissedebilirsiniz ya da yaşayabilirsiniz. Özellikle hangi konularda? Evlilik, ortaklık, anlaşma ve sözleşmeler, mahkeme, hukuki konularla ilgili bazı gerginlikler olabilir. Bunu iyi yönetin. Yani biz tutulmaya yüksek girmek durumundayız. Bunlar olabilir. İşte geçmişten gelen bir davayla ilgili bir konu olabilir. Eşinizle geçmişte yaşanmış bir sorun ortaya çıkabilir. Eski eşiniz, sevgiliniz, partneriniz tekrar gündeme giriş yapabilir. Bir anlaşma ile ilgili bir pürüz yaşayabilirsiniz. Onunla ilgili bir mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz. Olabilir. Yüksek girerseniz tam olaylar sizin lehinize çevrilecek. O zaman bir hukuki davanızı olumlu kazanmanız, ilişkiyle ilgili olan bir evlilik olabilir, sevgili ilişkisi, yakın arkadaşlık ilişkisi veya iş anlaşması, bunların olumluya dönmesiyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani buradaki sürprizler sizin bilinçaltınızı iyi yönetmeniz ve iç enerjinizi doğru bir şekilde, pozitif bir şekilde kullanmanızla olumluya dönüşecek. Dediğim gibi evlilik, ortaklık, anlaşma, sözleşmelerle ilgili alanlarınızda. Ve sonrasında ise Venüs'ün Boğa burcunda hareketi başlıyor ve bu sizi güzelleştiriyor. Sadece kilo almaya meyil olabilirsiniz, dikkat. Fakat çok güzelleşeceksiniz. Ya estetikle ilgili, ya beslenmeyle ilgili, ya cilt bakımıyla ilgili, saçınızla ilgili ön plana çıkmaya başlayacaksınız 20'sinden sonra. Gerçekten hani dönüp dönüp bakabilirler size. Böyle bir güzellik oluşacak. Ama kilo almaya karşı da dikkatli olmanız gerektiğini de sizlere söyleyebilirim. Sanatsal ve tasarımsal yetenekleriniz çok yükseliyor. Bu giyiminize, takılarınıza, davranışlarınıza, edanıza da yansıyabilir. Bu gerçekten de bir sanata da yansıyabilir. Ve aşk ilişkisiyle ilgili de güzel gelişmeler yaşama ihtimaliniz de söz konusu olabilir. 24 Nisan'da Dolunay gerçekleşecek evlilik, ortaklık, anlaşmalar ve iş kariyer alanınızda. Yani bazılarınız belki evlilik kararı verecek, bazılarınız ayrılma kararı verecek, bazılarınız bir iş kurma kararı verecek, bazılarınız işini feshedecek. İş alanında, evlilik alanında, sevgili ilişkileri ve hukuki konular alanında bir sonuçlanma, bir tamamlanma, bir karar dolunayı yaşanacak gözüküyor. Eğer frekansınız yüksek olursa çok güzel bir evlilik, kalıcı bir evlilik, Merkür retrosunda olsak bile size bu dönemde yapacağınız evliliğin kalıcı bir evlilik olacağını söyleyebilirim. O yüzden bu tarz bir durumla karşılaşırsanız veya iş ortaklığıyla karşılaşırsanız anlaşmayla değerlendirin. Faydası çok olacak. Şöyle. İkizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler, dün gerçekleşen ay tutulmasının etkisi ki öncesinden de başlamıştı. Özellikle aşk ilişkilerinizle ilgili, çocuklarınız, yatırımlarınız, sanat ve sporla ilgili alanlarınızda ve toprağı ilgilendiren yatırımlarla ilgili, altını da ilgilendiren konularla ilgiliydi. Daha güzellik, gençlik ve estetikle ilgili olan konular söz konusu olmuş olabilir. Tutulma öncesinde bununla ilgili gerginlik yaşadıysanız bile, tutulmayı güzel atlattıysanız eğer, çok güzel bir aşk ilişkisi, çocuk sahibi olmayla ilgili durumlar, çocuğunuzdan sevineceğiniz konular, sanat, spor ve hobilerinizle ilgili, yatırımlarınızla ilgili gelişmeler söz konusu olmuştur. 6 ay boyunca da bunun etkisi sürüyor olacak. Frekansı yüksek olanlara bol bol aşk var diyeyim ben. Güzel yatırımlar var, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler var diyebilirim. Ve Nisan'a başlayalım. 2 Nisan'da Merkür Retro'ya başladığında geçmişteki arkadaşlarıyla bağlantılar artmaya başlayacak. Yani eski sosyal çevresiyle görüşmeler.
ekip ve organizasyonlar eskiden yapmış olduğu ekip ve organizasyonlar gündem içerisine giriş yapacak. Güzel şeyi söyleyeyim mi? Bir de Venüs'ün buraya geçişiyle beraber geçmişte çok arzu ettiğiniz bazı şeylerin mucizevi bir şekilde gerçekleştiğini göreceksiniz. Ben buna çok inanıyorum. Güzel mucizeler bekliyor sizleri sevgili ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. Toplumdaki statünüzün artması, görünürlüğünüzün, bilinirliğinizin artması, saygınlığınızın artması söz konusu olabilir. Bazı ekipleri grupların başına geçebilir, yöneticilik vasfına sahip olabilirsiniz. Hem eski hem yeni ama daha çok eskiden gelen kişilerden büyük destekler alabilirsiniz. Kitlelere hitap edeceğiniz çok güzel etkiler altında olacaksınız ve sistem sizi destekliyor olacak. Aynı alanda 8 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Demek ki bütün bu mucizeler ve güzellikler olurken yine de bu tutulmanın gerginliğini yaşamamak için özellikle grup ve ekip çalışmalarındaki iletişim dilinize çok dikkat edin. Neden? Çünkü sizin planetiniz olan Merkür retroda. Siz de yanlış anlamaya yatkınsınız. Yanlış aktarmaya da yatkınsınız. Söylediğiniz her söz, yazdığınız her mail o kadar önemli olacak ki. O yüzden iletişime çok çok dikkat edin. Özellikle projelerle ilgili konularınız varsa, aslarınız, çalıştırdığınız kişilerle ilgili konularınız varsa, bir de anne ve anne akrabalarıyla olan iletişim dilinizde çok daha özenli ve dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Eğer bu tutulmanın gerginliğini yumuşacık bir şekilde atlatırsanız arkasındansa gerçekten çok güzel mucizeler hayatınıza giriş yapabilir. Sağlığınızla da ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Gündelik hayatınız çok değişecek. Çok kökten değişecek. Zaten pek çoğumuzun hayatı kökten değişecek. Değişmeye de başladı ama bu ay daha radikal hissedilmeye başlayacak. Günlük yaptığınız rutinleriniz dışında başka rutinler içerisinde olacaksınız. Kalktığınız saat, gittiğiniz yerler, yediğiniz yemekler, görüştüğünüz kişiler bunların hepsi değişmeye başlayacak. Belki dediğim gibi çok büyük bir organizasyonun başına gideceksiniz. Bir ekibin başına geleceksiniz. Bu anlamda Venüs de sizi çok güzel destekliyor olacak. Venüs sizi gerçekten çok destekliyor olacak bu arada. Yani bunu söyleyebilirim. Bilinçaltınızda tasarımsal bir gücünüz olacak. Venüs bilinçaltınızı etkiliyor. Maneviyatınız yükselecek ve sizin dualarınız, özellikle ayın 20'sinden sonra yaptığınız dualar, yani Ramazan'ı ayrı çıkıyorum ama hani bu ay içerisinde 20'sinden sonra bir ay boyunca yapacağınız duaların kabulü mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir. Maneviyata çok yönelin. Dua edin, meditasyon yapın, nefes çalışması yapın, yoga yapın, bir şeyler yapın. Çok destekleneceksiniz. Ve 24 Nisan'daki Dolunay, Akrep Burcu Dolunay'ında ise sağlığınızla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Belki işte sağlığınızla ilgili bir tedavi görme kararı verebilirsiniz. Sağlıklı beslenme kararı verebilirsiniz. Spora başlama kararı verebilirsiniz. Ticari bir oluşum ve projeye karar verebilirsiniz. Ve bu büyük ihtimalle de yurt dışı bağlantılı bir iş de olabilir. Yurt dışından eğitim almak, ticari bir oluşuma girişimde bulunmak gibi konular da olabilir. Yoğun seyahatler, uzun yol seyahatleri gündeminize gelecek Nisan sonunda. Leyla'yı havada görmüş bir şekilde görebiliriz size. Bunlarla ilgili durumlarda gerçekleşiyor olacağız. Biri demiş ki meditasyon mu namaz olsa daha mı iyi olur? Namaz, dileyen namaz kılsın, dileyen meditasyon yapsın arkadaşlar. Namaz kılıyorsunuz diye herkes namaz kılmak durumunda değil. Kimseyi ne yapmak istediğiyle, ibadet şekliyle zorlayamayız. Dinde zorlama yoktur, Allah'ın kelamıdır. Dileyen namaz kılar, dileyen meditasyon yapar, dileyen yoga yapar, dileyen nefes çalışması yapar, dileyen kulaklıkla frekanslar dinleyerek beyin frekansını alfaya alır. Kim kime ne iyi geliyorsa dileyen çok güzel müzikler dinler. İçe dönüşü, Rabbe dönüşü, Rabbe dönüştür amaç. Namaz da Rabbe dönüş amacıdır. Namaz kılarak
Sen Allah'a yaklaşıyorsan ve dönüyorsan hala. Ama diğer kişi meditasyon yaparak Allah'a yaklaşıyorsa meditasyon yapar. Amacı unutmayın. Aracı bir kenara bırakın. Amaç Allah'a yönelmek, Allah'a yaklaşmaktır. Peygamber Efendimiz Hira Dağı'na gittiği zaman namaz mı kılıyordu? Dua. Allah'a yaklaşıyordu. Allah'a yaklaşıyordu. Hira kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Hira. Arayış demek. Arayış mağarası. Neyi arıyordu? Rabbi, Yaradan'ı, sistemi çözmeye çalışıyordu. Ne demek istemiş kardeşimiz? Namaz en kısa yoldur hakikaten. Meditasyon namaz öncesinde vardı ama kılmayan canlar için de meditasyon. Namaz da bir meditasyondur. Tabii Namaz ki bir öyledir. meditasyondur. Evet, Evet. belki ben yanlış anladım. Bu konuyla ilgili insanları yargılıyorlar çünkü meditasyon yapanları. Ben Yargılama. bunu Evet. yargılamayalım. Çünkü Evet. meditasyon da Allah'a yönelişse eğer bu namazdan bir farkı yoktur. Çünkü Allah'a yöneliştir. Ama ben nice namaz kılıp da o sırada Evet. ya geçenlerde Evet. nereye gittim? Ay hangi camiydi ya Rabbim? Gittim bakın namaz kılıyor. Ben de kılıyorum. O gün de bir de tövbe suresini okuyacağım. Uzun da bir ibadetim var yani. Telefon çalıyor namazındayken. Bakın bir sürü insan var. Telefonu çalıyor. Çıkartıyor telefonu. Oturuyor namazını bitirmedi ha. He. Evet ben o arsayı satıyorum. O kadar paraya değil. Eyvah. Şimdi bunun Eyvah. namazı namaz mı? Eyvah. Bunun Ya nasıl bir namaz mı? Hazreti Ali diyor ki zaten, yani sürekli namazda olan Hazreti Ali, yani kendisine diyor ki Allah affetsin, namaz kılamadık doğru düzgün. Hakikaten doğru düzgün namaz kılamıyoruz Nildam. Çünkü ne zaman namaza girse komşu geliyor, 30 sene önce kocasının dediği geliyor aklına, para geliyor, şundaki param. Hakikaten namaza başlarken de derin nefes çalışmasıyla başlamak lazım. Demek ki namaza başlamadan önce meditasyon yapmak lazım. Demek ki Meditasyon namaza yapmak başlamadan önce lazım. Nefes nefes çalışması yapmak çalışması lazım. yapmak lazım. Zihni boşaltmak Zihni lazım ki boşaltmak lazım ki namazda namazdan olalım. duralım. Evet, Maun namazda olalım. suresi vay o namaz kılanların haline. Evet. Demek ki doğru namaz kılamayanlar üzerine gidiyor. Dolayısıyla namazın amacı Allah'a yaklaşmak mı arkadaşlar? Allah'a yaklaştıysanız namazınız namaz. Devam ediyorum. Yengeçe mi Evet, geçtim? ikizler bitti mi? Bitti. Tamam. Ticari, yurt dışı bağlantı, işler, gündelik hayatının çok değişmesi, bol bol seyahatler, yeni projeler hayatlarına girecek, tasarım yetenekleri çok yükselecek, manevi alem de çok güçlenecek. Dolayısıyla özellikle ayın 20'sinden sonraki bir ay boyunca kalbinden geçirdiği pek çok şeyin gerçekleştiğiyle karşılaşacak Allah'ın izniyle. Ayrıca bu ay zaten mucizeler ayı, ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizlere. Yeter ki enerji frekansı yüksek olarak girsinler. Endişe ve korkularından arınsınlar. Zihinleri çok düşünür ikizlerin. Yapılır öyle Merkür. Yani sürekli düşünür. O konudan onu atlar, o konudan onu atlar. O kadar çok düşünür ki konuşmaya vurur. O yüzden de çok fazla konuşur. Dolayısıyla odaklanması kolay olmayabilir. Ama bu da enerji açığa çıkartır. Bu nedenle gerçekten bir dinginliğe ulaşması gerekiyor. İkizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizleri ki bu dönemde arzu ettiklerini inşa edebilecek gücü ortaya çıkarsınlar. Neşecim bak ekledim ikizlere. Yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeçler. Dün gerçekleşen ay tutulması doğal olarak sizin burcunuz ay olduğundan dolayı en çok sizi etkilemiştir. Çünkü duygusal gelgitlerin olması, bir de üzerine güneş patlamalarının olması büyük bir ihtimalle bayağı bir duygusal dengenizin dağıldığını söyleyebilirim. Çok normal. Ama bunu iyi yönetebildiyseniz, bunu farkında ve bilincinde olarak yönetebildiyseniz ne ala. Geçtiğimiz ay itibariyle gelen ve önümüzdeki ay boyunca da ki sürecinizde sizin yuvanızla ilgili olan konular, kendi kurduğunuz yuva, anne baba eviniz, gayrimenkul anlamında eviniz, araziniz ve iş yerinizle ilgili olan alanlarla ilgili gündeminiz olacak. Dolayısıyla bu süre içerisinde yuvada
ki iletişim ve ilişkilere 6 ay boyunca daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Anne baba ilişkilerine daha özen göstermeniz gerekiyor. Belki bazılarınız olumlu anlamda yuva kurma kararı verecek ama bazılarınız da iyi gitmeyen belki de bu 6 aylık süreç içerisinde evliliklerine son verme kararı verecek. Bazılarınız çok güzel bir iş inşa edecek. Bazılarınız belki güzel bir ev alacak. Belki de satmak istediği bir ev vardır. Satacak. Yaşam alanlarını ilgilendiren, yuvanızı ilgilendiren, 6 ay boyunca etkisini sürdürecek olan gündeminiz bu şekilde. Şimdi gelelim Nisan ayındaki etkilere. Bir kere İş ve kariyer anlamında geçmişte kaçırmış olduğunuz fırsatlar varsa bunlar gündem tekrar önünüze gelecektir. Bu fırsatları değerlendirmenizi öneririm. Eski ayrıldığınız eşleriniz varsa partnerleriniz bunlar da gündem içerisine giriş yapabilir. Evliliğinizle ilgili bazı pürüzler varsa bunlar gündeme gelir, çözülsün diye gündeme gelir. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda pürüzler varsa gündeme gelir, çözülsün diye gündeme gelir. Şironyen bir etki altındayız bütün ay boyunca. Amacımız bu. Bu sebepten dolayı fark edin neyi şifalandırmam gerekiyor diye kendinize bunu bir kere sorun. Ama şunu söyleyebilirim, bir güneş gibi parlayacaksınız. İzin verin. Başkalarının hayatlarını kendi hayatlarınızın önüne geçirmeyin. Onların hayatlarını kendi hayatlarınız gibi planlayıp programlayıp kontrol etmeyi bırakın. Dönün kendi hayatınıza bakın, kendinizi inşa edin. Çünkü güneş gibi parlayacağınız harika bir dönem olabilir. Bu sebepten dolayı yıldızınızı, güneşinizi yakalayın. İş ve kariyer anlamında da, evlilik anlamında da, prestijinizin yükselmesi anlamında da güzel etkiler altındasınız. Bunu iyi yönetin. Ancak tutulmaya yakın, güneş tutulmasına yakın gerginlikler olabilir. Evliliğinizde de olabilir, iş ve kariyer hayatınızda da olabilir. Bunu duydunuz da şimdi. Deyin ki Nilda böyle dediydi. Ben evlilikteki ilişkimi ve iş yerindeki ilişkimi iyi yönetmeliyim. Buradaki gerginliğin tuzağına düşmemeliyim. Yüksek bir şekilde geçersem ben bu tutulmayı sonrasında hem evlilikte hem işte yükseliş sağlayacağım. Bu konuda destekleniyorum, buna inanıyorum. Sabredeyim demeniz gerekiyor. Evet. Ve Venüs ayı 20'si itibariyle toplumsal alanda sizi ön plana çıkartacak. Arkadaşlarınız, sosyal çevre ilişkileriniz konusunda daha çok destekleneceksiniz. Çok da beğenileceksiniz. Arkadaş çevreniz içerisinden yeni aşklar gündeminize giriş yapabilir. Ya da eski arkadaşlarınızla tekrar karşılaştığınızda onlardan biri tekrar sevgiliniz olabilir. Bu tarz gündemler olabileceği gibi geçmiş mucizeler gelebilir. Hayatınızda arzu ettikleriniz oluşabilir. 24 Nisan'da aşk, çocuklarınız ve yatırımlarınızla ilgili bir karar verme, bir tamamlanma sürecine gireceksiniz. Belki aşk ilişkinizdeki platonik durum daha çok tensel ilişkiye dönüşmeye başlayabilir. Çocuklarınızla ilgili belki onlar işe girecekler ya da işte bir gelir sağlayacaklar. Bundan dolayı sevinebilirsiniz. Yatırımlarınızın değerlenmesiyle ilgili karar verebilirsiniz. Bazılarınız çocuklarınızın eğitimiyle ilgili bir bütçe ayarlamayla ilgili bir karar vermek durumunda da kalabilir. Belirli tamamlanmalar ve karar vermeler yaşanacak gözüküyor. Bu ay en büyük güçlü değişimi evlilik, iş ve kariyer ve prestijinizle ilgili olan alanlarda yaşayacaksınız. Bunun en güzel şekilde inşa olması sizin elinizde. Bu etkiler de 6 ay kadar kendisini sürdürüyor olacak. Demek ki 6 ay boyunca iş ve kariyer, evlilik alanlarınıza ve yuvanızdaki iletişimlerinize çok özen göstermeniz ve bu alanlara enerji yüklemeniz gerekiyor. Sevgili yengeç, yükselen yengeç ve ay burcu yengeçler. Oğlum işe başlıyor demiş yengeçlerden biri. Evet, çocuklarınızın kazanç kapılarında hareket olabilir demiştim. Geçiyorum. Şimdi aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslanların Haydi gündemi. bakalım aslanlar. Aslanlar, aslanlar. Şimdi dün gerçekleşen ay tutulmasının etkisiyle özellikle yakın sosyal çevre ilişkileriniz, kardeş, komşu, arkadaş,
Ve bunun yanı sıra tabii ki geniş sosyal çevre de bununla bağlantılı. Tutulma öncesinde belki bunlarla bazı gerginlikler yaşamış olabilirsiniz. Ama iyi atlattıysanız bu alanlarda olumlu gelişmeler olmaya başlamıştır. Her türlü anlaşma ve sözleşme ve araba, araç, elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili pürüz yaşamış olabilirsiniz. Güzel atlattıysanız bununla ilgili de güzel gelişmeler 6 ay boyunca yaşayabilirsiniz. 6 ay boyunca topluluk içerisinde olmak, anlaşma ve sözleşmeler, sizin sözlerinizin etkinliği, verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz yandınız, haberiniz olsun Aslan Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslanlar. O yüzden tutamayacağınız sözü asla vermeyin. Bu 6 ay bununla ilgili çok ciddi sınavlarınız olacak çünkü. Toplumdaki prestijiniz, saygınlığınız bununla doğru orantılı olacak yani. Verdiğiniz sözü yerine getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz? Vaatler yerinde buluyor mu? Bakacak yani. Sistem buna bakacak. Şimdi gelelim Nisan ayına. Merkür 2 Nisan'da retroya başladığında eskiden gittiğiniz uzak yerleri ziyaret edebilirsiniz. Yurt dışına gitmişsinizdir, orası olabilir. Belki işte eskiden gittiğiniz tatil yeri, ailenizi görmek olabilir. Bulunduğunuz alandan uzakta bir yere gitmeyle ilgili bir gündem önümüzdeki bir ay içerisinde gerçekleşebilir. Uzak diyarlara gitme ama eskiden gidilmiş olan. Geçmişte yarım bıraktığınız bir eğitim varsa bunu tekrar bu tekrar gündeme gelebilir. Belki yüksek lisansa başlamıştınız, belki ikinci üniversiteye başlamıştınız ama yarım bırakmıştınız. Bununla ilgilenmeniz gerekebilir veya işte derslerinize daha çok yönelmeniz, alttan kalan dersleriniz vardır, onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Eğitimle ilgili olan konular, illa ki bu akademik eğitim değil, kişisel gelişme ilgilendiren bir eğitime başlamıştınız. Üzerine yeterli derecede eğilmemiştiniz. Tekrar bunlara eğilmeye de başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yasalar, kanunlar, kurallarla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Yani diyelim ki bir şirket anlaşması yaptınız, maddelerini belirlemiştiniz eskiden. Bunu düzenlemeyle ilgili tekrar bir gündem karşınıza giriş yapabilir. Geçmiş tecrübeleriniz bu ay sizin için çok önemli olacak. O yüzden geçmiş tecrübelerinizi mutlaka gözden geçirerek kararlar verip adım atmanız lazım. Bununla ilgili nereden bileceğim demeyin. Bununla ilgili mesajlar alacaksınız. Sistem size bunu gönderecek. Geçmiş tecrübelerinizi size hatırlatacak. Hatırladığınız o tecrübeleri lütfen olumlu olarak değerlendirin. Çok fazla seyahat etmeye başlayacağınız bir ay olabilir. Uzun yolculuklar, uçak yolculukları olabilir. Bazılarınız da güzel tatil de yapabilir. Bayram tatiline belki gideceksiniz. Bu tarz konular gündemimiz içerisine giriş yapabilir. Sadece 8 Nisan Koç öncesinde, yani tabii ki bu Arife gününden bir gün önce oluyor. Demek ki onun öncesindeki günlerde uzun yol seyahatlerinde biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir gerginlik oluşabilir. Uçak kaçması, işte sizin rezervasyonunuzu yapmanız, atlamanız gibi ya da uzun yol seyahatlerinizde mutlaka arabanızın muayenesini yaptırın, lastiklerini kontrol ettirin. Seyahatlerde çıkabilecek pürüzler olabilir. Adli ve hukuki konularla ilgili gerginlikler olabilir. Çünkü tutulma gelecek illa ki o alana. Yurt dışı bağlantılı eğitim veya ticari konularınız varsa gerginlikler olabilir. Bunu bilin. Buna göre hareket edin. Sakin ve sağduyulu geçin. Hiçbir şey olmaz o zaman. Tutulmayı atladıktan sonra bu alanla ilgili olumlu, çünkü yüksek frekansta geçeceksiniz ya, sakin geçirdiğiniz için. Bu nedenle özellikle ailesi ziyaretleri, yani belki ya aileniz yurt dışında ya da uzak bir ülkede, şehirde yaşıyor. Onları seyahat ya da ailece yapacağınız seyahatler anlamında çok güzel etkiler söz konusu olabilir. Yeni bir ticari konu gündeme, bir iş kurma konusu gündeminize giriş yapabilir. Bu konuda farkındalıklı olarak hareket edin. Nedir benim ticari olarak yapabileceğim iş sorusunu sorun. Kazanç getirecek, çok kazanç getirecek. Bununla ilgili durumlar olabilir. Ve 20'sinden sonra yıldızınız parlıyor, güneş gibi siz de parlıyorsunuz. Özellikle evlilik ilişkilerinizde iş, kariyer ve prestijinizle ilgili olan alanlarda ön plana çıkacaksınız. Daha çok göze görünür olacaksınız. Sözleriniz daha çok dinlenecek, cazibeniz, karizmanız daha çok artacak. Çok beğenileceksiniz. Ve sözleriniz de çok dinlenmeye başlayacak. 24 Nisan Dolunay'ında evlilikle ilgili karar. Evliliği de
devam ettirmek, ettirmemek, evlenmek ya da iş kurmak, ev almak, taşınmak gibi konular, yaşam alanlarınızla ilgili karar. Bu bir işte sevgilinizle beraber yurt dışında bir tatile gittiniz, döndünüz, dediniz ki işte ben bundan evlenebilirim, evlilik kararı. İşte baktığınız eşinizle ilgili şeyler iyi gitmiyor, karar verirsiniz ki ayrılık kararı. Yine de Merkür Retrosu'ndayız. Siz bu kararı verseniz de Mayıs 15'ten önce harekete geçmeyin. Bakalım neler olacak, neler değişecek. Karar verdirecek durumlar olabilir ama eylem için 15 Mayıs sonrasına önceliği verin sizlere. Evet, yani güneş gibi parlayacaksınız. Güzel seyahatler, gelişmeler var. İlminiz ve bilgeliğiniz de çok artacak. Bol bol kitap okumak, kendinizi geliştirmek çok faydalı olacak sizlere. Bunu yapın. Seyahatlere gittiğiniz zaman da oranın kültürel ve tarihsel alanlarını da araştırın. Oralardan gelecek mesajlar da var sizlere. Bir şeyleri idrak etmenizi sağlayacak sizden büyük ihtimalle. Geldik. Başak yükselen Başak Ay burcu Başaklar. Dünkü ay tutulması özellikle parayla ilgili olan konular, evlilik, iş ve kariyer alanınızla ilgili olan konulardaydı. Bunun öncesinde belki iş yerinizde gerginlik, eşinizle gerginlik yaşamış olabilirsiniz. Parayla ilgili, kazançlarla ilgili. Bazılarınız belki istifa etmeye kalktı, belki bazılarınız işten çıkarıldı. Bunlar da olmuş olabilir. Belki eşinin geliriyle ilgili bir pürüz oldu veya parayla ilgili tartışmalar gerçekleşti iş yerinde veya evde. Ya da bunu fark ettiniz, frekansınız yüksek olduğu için bu tuzağa düşmediniz, hiçbir şey yapmadınız, sakince beklediniz. 6 ay boyunca parayla ilgili konular, kazanç kapılarınızla ilgili olan konular, kariyer ve evlilik konularınız, prestijinizle ilgili olan konular gündeminizde olacak. Bu alanları güzel yönetmelisiniz. Kazanç kapılarınıza sahip çıkmalısınız. Şimdi Nisan ayına geldiğimizde Merkür'ün 2 Nisan'daki retrosu sizi geçmişten paraların size gelmesini sağlayabilir. Frekansınız yüksekse miras konusu olabilir, primler olabilir, eşten gelen gelirler olabilir, bir ticari girişimden gelebilecek kazanç kapıları olabilir. Öngörmediğiniz her yerden paranın gelme ihtimali var. Başvurduğunuz bir kredinin sonuçlanarak size verilmesi olabilir. Hukuki bir davanız varsa bunun kazanımı ile ilgili bir durum gündeme gelebilir. Bunlar olumlu frekanstaysanız ya da cerrahi bir operasyon varsa bununla ilgili bir konu gündeme gelebilir ama şifalandıracak bir şekilde gündeme gelebilir. Ancak frekans düşük girdiyse bu tutulmaya ve onunla beraber bu Merkür retrosuna. O zaman bu durumların aksi olur. Öngörmediğiniz giderler, istenmeyen cerrahi operasyonlar, eşle cinsellikle ilgili sorunlar, eşin geliriyle ilgili pürüzler, ödemeler gibi durumlar da söz konusu olabilir. O yüzden inşallah yüksek frekansa girmişsinizdir. Öngördüğünüz yerden, öngörmediğiniz yerden bol bol paralar gelir diye ümit ediyorum. Frekansları yüksek olursa Başak burçları bayağı bir ekonomik olarak rahatlayacak diyorsun. Özellikle de Venüs ayın 5'inde de Venüs bu alana giriyor. Para evine giriyor. Bolluk getiriyor. Başaklara gerçekten bolluk var. Öngörmedikleri şekilde. Güzellik var. Bir de Başaklar zaten doğuştan medyumdurlar. Kimi farkında, kimi değil. Ama kanallık sistemleri geniş, yani güçlü yapı inşa edilmiştir. Başaklar, yükselen Başaklar, Ay burcu Başaklar, Başak burcunda stelyumu olanlar gerçekten medyumik etkiye sahiptirler. Öyle bir akışla karşılaşabilirler ki, öyle ilhamlar, öyle tasarımsal yetenekler hayatlarına girebilir ki çok güzel ürünler inşa edebilirler. Dedi mi bu ay icatların ve mucizeler ayrı da, yani icatların, tasarımların ayı. Bu ay pek çok kişi pek çok şeyde tasarım yapacak. Kimi teknolojik anlamda, kimi daha böyle sanatsal anlamda ama mutlaka tasarım yapacak. Dolayısıyla Başakların bu alanı çok güçleniyor.
Rüyalar görecekler çok ve bunlar hep mesaj içerikli rüyalar. Sezgilerinize güvenin. Mesajlar alacaksınız. Dualarınız kabul edecek. Manevi alem kucak açıyor size. Oo, manevi alem kucak açıyor. Zaten başakların sezgileri yüksektir. Evet. Manevi alem kucak açıyor dediğinde müthiş yani. Bay canına. Evet, gerçekten açıyor. Yeter ki yargılayıcı, sürekli kuşkucu, kontrolcü, güvensiz davranmasınlar. O teslimiyeti hissetsinler. Ama Rabb'e teslimi tabii. Teslimiyet. Eminlik halini koruyarak. Elbette ya, elbette olacak. Yüce Rabbim bana kucak açıyor diye. Ancak bu tutulmanın öncesinde, birkaç gün öncesinde, 8 Nisan'da Koç burcu tutulmasının öncesinde gelir gider dengesine dikkat etmeleri gerekiyor. Hiçbir konuda, hiçbir yere parayı içeren konuda imza atmaması gerekiyor. Kredi bile almaması gerekiyor. Borç almayacak, borç vermeyecek. Ne, hangi süreçte bu? Bu 8 Nisan'dan birkaç gün öncesinde başlıyor. 5 Nisan'dan itibaren yani. Destekliyor paradan ama diyor ki borç verme, borç alma, kredi alma, imza atma. Evet. Bu konuya dikkat et. Kimsenin verdiği söze de, hani biz güvenmediğimiz zaman, emin olmadığın söze güvenerek gidip, pardon, bir anlaşma yapma. Bekle. Tutulma atlasın. Tutulma atladığında sükunetle geçirirse işte gerçekten doğru olacak anlaşmayı idrak edecek. Çünkü zihinler tutulma öncesinde öyle bir algılarda oynuyor ki o anda çok doğru zannediyorsunuz o durumu. Göremiyorsunuz gerçeği. Sonra bir uyanıyorsunuz. Ben bunu nasıl fark etmedim diyorsunuz. İşte öyledir. Tutulma öncesinde aydınlık değiliz. Algılar bulanık. Bu nedenden dolayı da parasına, gelir gider dengesine çok çok özen gösterecek. Sonrasında ise zaten bu konuyla ilgili rahatlamalar var. 20 Nisan itibariyle seyahatleri başlıyor. Başak Yükselen, Başak ve Ay Burcu Başakların uzun yol seyahatleri. Eğitim, yüksek eğitim, akademik eğitim veya kişisel gelişimi ilgilendiren eğitim konuları. Ticari konular, kurallar, yasalar, iş programlama işleri. Bunlar gündemine gelecek. Bu konuda çok desteklenecek. Güzel yerlere seyahatler yapabilirler. Yurt dışı bağlantılı alanlarda güzel ticari işler yapabilirler. Ama bu illa yurt dışı olmak durumunda değil, ama ticarette desteklenecekler bir süreç. 24 Nisan Dolunay'ı da yine ondan birkaç gün öncesinden başlayan süreçte özellikle yakın sosyal çevre ilişkilerinde biraz daha sakin ve özenli, dikkatli olmak lazım. Genelde de öyledirler aslında. Ama konuştuklarına dikkat etmeliler. Yani düşünerek konuşmalılar. Kardeş ilişkileri, komşuluk ilişkileri, yakın arkadaşlık ilişkilerine daha dikkat etmeliler. Ve aslarına, buradaki risk daha çok o. Komuta verir şeklinde konuşmamalı. Mesela evde çocuğuna bakan biri vardır ya da eve temizliğe gelmiş biri vardır. Bunu böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın gibi sert bir ultimatum veren dil kullanmalılar. Hat diye bırakır gider, sonra üzülebilirler. O yüzden aslara olan iletişime de dikkat etmelisi gerekiyor. Konuşma, yani lisana çok dikkat etsin. Bir söz vermesin, tutamayacağı bir söz ve tutamayabilir. O yüzden söz vermesin bence dolunay öncesinde. Ancak bazı kararlar verecek iş dünyasında. Yani kendi kendine anlaşma yapacağı bir dolunay yaşayacak. Ben bundan sonra böyle yapacağım, böyle davranacağım, böyle besleneceğim gibi kendine söz vereceği, kendinle anlaşma yapacağı ve günlük rutinine, ne bileyim işte, daha sağlıklı besleneceğim, sabah daha erken kalkacağım, İnsanlara çok müdahale etmeyeceğim gibi gibi kararlar verdirtecek bu dolunay. Bu karar sistemine göre hareket edecektir kendisi de. Araba da alabilir bu arada. Araba alma kararı da söz konusu olabilir. Gelelim şimdi terazi, yükselen terazi, ay burcu terazilere. Dünkü ay tutulması terazi burçlarında gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay tutulmasının genel gündemi aşk, sevgi, ilişkiler, hak, hukuk, adalet, arabuluculuk, estetik güzellik ve sanat. Bu alanlarla
ilgili konular gündeme gelmiş oldu. Terazi burcunda olduğu için bu alanda onun öncesinde, yani dünden önceki birkaç gün boyunca ve bu sabah da buna dahi, dün çok ama yoğundu. Hele ki güneş patlaması geldiğinde büyük bir ihtimalle teraziler hayatlarının genelinde her şeye karşı öfkeli olmuş olabilirler. O haksızlık, bu haksızlık, bu bana nasıl yapabilir? Bir sürü kargaşa yaşamış olabilirler. İletişimle ilgili pürüzler yaşamış olabilirler. Anlaşmayla anlaşamamazlık, uzlaşamamazlık durumları yaşanmış olabilir. Gergindiler çünkü, gerildiler. Normal, terazi burcunda gerçekleşti. Eğer bunu bir şekilde sükunetle atlattılarsa şimdi olaylar lehlerine dönüyor. Olumlu bir şekilde dönüyor. Ve önümüzdeki 6 ay boyunca bütün zodyak içerisinde en çok hayatı değişecek grup terazi, yükselen terazi, ay burcu teraziler olacak. Değişim en çok teraziye. Evet. Keza koçlar da öyle ama dünkü ay tutması, yani şöyle bir değişim olacak. Davranış modelleri, düşünce şekilleri, giyim şekilleri, saç şekilleri, yüz şekilleri, yaşamda zevk aldığı konular, yaşam formları en çok değişecek onların olacak. Kimleri evlenecek, kimleri ayrılacak, kimleri farklı bir meslek belirleyecek. Çok ciddi bir değişim ve dönüşüme giriş yapıyorlar. Kimileri uzak ülkelere gidecek, yurt dışına taşınacak. Kimileri farklı bir ticaret alanında büyük başarılara doğru ilerleyecek. Kimileri tekrar akademiye dönecek, yani akademik eğitimle başlayacak. Ve büyük bir çoğunluk kişisel gelişimle ilgilenecek. Çok astrolog çıkacak mesela işlerinden bu dönemde. Ya da kişisel gelişimin diğer alanları çıkacak. Bilge ve bilgelikleri artacak, uyanışta olacaklar. Çok ciddi bir uyanışa giriyor terazi, yükselen terazi ve ay burcu teraziler. Tabii frekansı yüksek olanlar, olmayanlar yine uyuyacaklar. O haksızlık, bu haksızlık diye şikayet de yaşayacaklar. O yüzden yine dediğim gibi frekansın yüksek olması bütün gerekiyor. Bütün burçlarda bunun altını çizdi canlar. Her evet. Zaman frekans yüksekse avantajlarını kullanabiliyoruz. Frekans düşükse daima dezavantajlarını kullanıyoruz. Human Design'da da böyleydi. Her zaman böyle. Yüksek frekansta kaldığımız sürece daha kolay atlatacağız her şeyi. Ve ödüller daha kısa, daha kolay gelecek. Ödül derken sevgi olur. Yani madde ve mana alemindeki ödüllerden bahsediyorum. Evet Can. Evet Nildam. Frekansı ne düşür diye sorarlarsa, başta söyledik biraz kaşırdık. Korkuyor musunuz? Frekansınız düşer. Endişe mi ediyorsunuz? Evet. Frekansınız düşer. Öfke mi duyuyorsunuz? Frekansınız düşer. Kinleniyor musunuz? Nefret mi ediyorsunuz? Lanet mi okuyorsunuz? Hele lanet. Bin misli düşer. Frekansı düşüren duygular bunlar. Oturup ağlıyor musunuz? Kurban psikolojisinde misiniz? Frekansınız düşer. Yargı, dedikodu, suçlama. Düşer. Frekansınız. Evet. Teşekkür mü ediyorsunuz? Şükrediyor musunuz? Birilerine iyilik mi yapıyorsunuz? Birilerine sevdiğini söyleyip sevgi sözcüklerini mi gösteriyorsunuz? Ağlayan bir çocuğun başını mı okşuyorsunuz? Üzülen bir arkadaşınızın kalbini mi teselli ediyorsunuz? Güzel sözler mi söylüyorsunuz? Arzu ettiğiniz şeylerin elbette ki olacağına, şimdiden olduğuna inanarak mı hareket ediyorsunuz? Gülüyor musunuz? Güzel müzikler mi dinliyorsunuz? Dans mı ediyorsunuz? İnsanlara gülümseyerek mi konuşuyorsunuz? Frekansınız yüksek olur. Çok basit. Diyeceksiniz ki ülkede hal böyle, dünyada böyle, böyle. Hep beraber mi ölelim? Hep beraber mi düşelim? Birileri çıkacak ki diğerlerini çıkartabilsin. Böyle oldu. Sen şimdi üzüldün, ağladın, yeislendin, öfkelendin, lanet ettin. Durum değişti mi? Değişmedi. Durum daha da kötüye gitti üstelik. Nildam, yetiştirebileceğiz mi? Açtım. Gelirler, nafakayla ilgili olan durumlar gelirsel anlamda ve hayatın genel pek çok alanında gerginlik, korku, endişe oluşmuş olabilir. Ama atlattıysanız
Hani bugün itibariyle daha yüksek geçtiyseniz bu tutulmayı, önümüzdeki 6 ay boyunca sezgileriniz son derece yüksek olacak. Görünenin ardındakini idrak edeceksiniz. Kalbinizin sesini dinlerseniz, o zaman manevi boyutta da desteklendiğiniz gibi maddi alemde de öngörmediğiniz yerden kazançlarla Terazi karşılaşabileceksiniz. kesilmedi. Terazi anlatılıyor hala canlar. Yok, akrepteyim. Akrebe mi geçtik? Terazi bitmiş miydi? Bitirdin mi terazi? Terazi. Tamam. Terazi bitirmedim. Teraziyi anlatıyordum da. Terazi anlatıyordum. Terazinin Nisan'ını anlatmadan akrebe geçtim. Tamam. Burasını düzeltiyoruz. Düzeltme, düzeltme. Düzeltme değil de atlama var. Geri alıyorum. Terazi burçları. Nisan ayında evlilikle ilgili olan konular gündemimize gelecek. Ortaklık, anlaşma ve sözleşmeler genel gündemimize yer alacak. Eski eşlerle görüşmeler söz konusu olabilir. Eski iş ortaklarıyla ilgili görüşmeler, anlaşma ve sözleşmeler gündeme gelebilir. Yapmış olduğunuz anlaşmada bazı aksilikler varsa bunları tekrar düzenleme ile ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Eski partnerler giriş yapacak, onu söyleyeyim. İlla ki eşiniz olmak durumunda değil. Uzun süredir bir sevginiz varsa onlardan da sizlere geri dönüş olabilir. Bu konuda destekleniyorsunuz. Bazılarınız için de hayırlı olacak olabilir. Tekrar deneyebilirsiniz ama tabii ki net karar vermeden Mayıs'ın 15'ine kadar gözlemleyerek hareket etmenizi öneriyorum. Her türlü anlaşma ve sözleşme ve evlilik, partnerliği, ilişkiler adına hukuki konular anlamında da desteklenmeye başlayacaksınız ayın 5'i itibariyle. Ancak tutulmaya yakın yine 5'i itibariyle bu destekleniyorsunuz ama bu sefer güneş tutulmasının etkileri başlıyor. En çok evlilik, ortaklık, anlaşma ve sözleşmeler konusunda özenli ve dikkatli olması gerekli olan sizsiniz. Olaylar tam olumluya giderken ters dönebilir. Özellikle eşinizle olan bir parasal konuyla ilgili tartışmaya girmeyin. Veya iş anlaşması ortaklığınız varsa onunla parayla ilgili bir tartışmaya girmeyin. Konular bu sebepten dolayı gerilebilir. Bu konuda çok çok özenli ve dikkatli olun. Atlatırsanız bu alanı, yani bu gerginlik alanı, güneş tutmasını eğer atlatırsanız gerçekten çok destekleneceksiniz. Ortaklık, evlilik, hukuki konular ve maddi kaynaklarla ilgili olan alanlarda. Üstelik 20'si itibariyle ortaklı gelirler, eşin geliri, primler, öngörülmeyen yerden gelecek gelirlerle ilgili çok güzel destekler almaya başlıyorsunuz. Kazanç kapılarınızda güzel gelişmeler söz konusu olmaya başlıyor. Tasarımsal yeteneğiniz artıyor ve sizde de medyumik bir enerji oluşmaya başlıyor. Kalbinize doğan ilhamları takip edin. Rüyalarınız mesaj dolu olabilir sizlerin de. 24'üne geldiğimizde Dolunay'a, gerçekleşen Akrep Burcu Dolunay'ında ise parayla ilgili, yatırımlarınızla ilgili bir gerginlik yaşayabilirsiniz birkaç gün öncesinde. Doğru yatırım yapamama ihtimaliniz var. Paranıza sahip çıkın ve gereksiz bir değişiklik yapmayın. Atıyorum işte dolardaysa altına çevirmeyin. İşte kriptolarınız varsa ondan ona geçmeyin. Çünkü orada bir gerginlik var, yanlış yapabilirsiniz. Var olan paralarınızı ve yatırımlarınızı korumaya çalışın. Ve bu esnada üzerine düşünün. Neye daha doğru yatırım yapabilirim? Kazancımı daha iyi nasıl arttırabilirim? Konforumu nasıl daha arttırabilirim şeklinde düşünün. Bununla ilgili ilham size verilecek. Çünkü 20'sinde açılan kapı, kalbinize açılan kapıyla bununla ilgili doğru karar size verilecek. Ama vereceğiniz kararları dolunaydan sonra, dolunayda düşünün, sonra vereceksiniz. Uygulamalar 15 Mayıs'tan sonra olması gerekiyor diyorum. Sevgili Terazi, yükselen Terazi, Ay burcu Terazi. Akreplere tekrar geri dönüyorum. Sevgili Akrep, yükselen Akrep ve Ay burcu Akrepler, bu geçtiğimiz yani dün gerçekleşen ay tutulmasında bazı özellikle ek gelirler, eşle ilgili gelirler, cerrahi operasyonlar, partnerli cinselliği içeren ilişkilerde bir gerginlik yaşamış olabilirsiniz. Öngörmediğiniz giderlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Hakkınıza yapılan dedikodular, yalan haberleri duymuş olabilirsiniz. Bunlarla ilgili gerginlikler olmuş olabilir. Eğer bu alanı güzel atlattıysanız, yüksek enerji formundan girdiyseniz, 6 ay boyunca siz manevi boyuttan siz de çok destek alacaksınız. Dualarınızın ve dileklerinizin gerçekleşeceği, tasarımsal yeteneğinizin yükseleceği, öngördüğünüz, öngörmediğiniz yerlerden paraların geleceği, ortak kazanımlarda, ortak yapılan işlerde büyük paraların hayatınıza akış yapabileceği bir
sistem. O yüzden bireysel değil, gruplarla, ekiplerle yapacağınız çalışmalar çok çok önemli olacak. Oradan çok büyük paraların girişi söz konusu olabilir sizlere. 2 Nisan'daki Merkür Retrosu, geçmişte eğer bir rahatsızlığınız varsa ve gerektiği gibi tedavi olmadıysanız bununla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Geçmiş rahatsızlıklar gündeminize gelebilir. Onları şifalandırmak amacıyladır. İlgilenin bu konuyla ilgili. Bunun yanı sıra anne ve akrabalarınız, teyzelerinizle ilgili bazı konular gündem içerisine giriş yapabilir. Onlarla görüşmüyorsanız görüşebilirsiniz veya onların bir sorunu varsa ya da sağlıkla ilgili bir durum varsa onlarla ilgileneceğiniz bir aylık bir sürece de girmiş olabilirsiniz. Bununla beraber 5'inde Venüs'ün Koç burcundaki hareketiyle siz çok güzelleşeceksiniz. Rutininiz değişecek. Günlük hayatınızda ciddi bir değişiklik olacak ama estetiksel bir değişiklik, sanatsal bir değişiklik. Daha neşeli, daha güzel, daha keyifli geçirebileceğiniz bir güne giriyorsunuz ve sağlığınız anlamında da enerji frekansınız yükseliyor. Bununla beraber bu geçiş güzel olmakla beraber 8 Nisan'daki tutulma sizin yine sağlık evinizi etkilediğinden dolayı. Yine de evet enerjiniz yüksek olabilir. Sağlığa dikkat etmenizi öneriyorum. Bürütük rahatsızlıklara karşı, bağırsak enfeksiyonlarına karşı daha dikkatli ve özenli olmalısınız. Bir de projelerinizde bazı aksaklıklar olabilir. Gerilmeyin. Çünkü burayı düzeltirseniz geleceğinizi inşa edecek ve çok büyük kazanımlar getirecek yeni projeler oluşturmaya başlayacaksınız veya var olan projenizi hızlandıracaksınız. Bu anlamda çok olumlu etkiler oluşabilir. Lütfen bunu değerlendirin. Venüs'ün 20'si itibariyle evlilikle ilgili olan konular, partnerli olan ilişkilerde çok destekleneceksiniz. Yaklaşık bir ay boyunca evlenme teklifi alabilirsiniz, evlilik kararı verebilirsiniz ama ne yapıyorsanız yine böyle Mayıs'ın 15'inden sonrasında bırakın. Yeni iş ortaklıkları olabilir, hukuki davalarınızı kazandığınızı öğrenebilirsiniz. Ama böyle çok daha sevimli, çok daha hoş diyalogların geçtiği ilişkilerin söz konusu olmaya başlayacağı bir süreç inşa olabilir sizin frekansınıza göre. 24'ünde bir karar verdirecek sistem. Taşınayım mı? Evleneyim mi? Şehir mi değiştireyim? İş mi kurayım? Anne baba evimle ilgili olan durumlarımı düzenleyeyim. Tüm yaşam alanlarınızı, yuvanızı, iş ve iş hayatınızı etkileyecek kararlar verdirecek sistem. Belki dediğim gibi ev almak, ev satmak, taşınmak, iş kurmak, işten ayrılmak, evlenmek, yuva kurmak veya ayrılmak, anne baba eviyle ilgilenmek, tüm bunlarla ilgili sizi bir karara götüreceğini söyleyebilirim. Ve burada vereceğiniz kararlar çok uzun ömürlü olacak. Yani ciddi emin olmadığınız bir eylemde bulunmayın. Ve çok acil değilsek vermiş olduğunuz kararın uygulamasını Mayıs'ın 15'ine doğru bırakın. Sevgili Yay, Yükselen Yay ve Ay Burcu Yaylar, dün gerçekleşen ay tutulması toplumsal ilişkileriniz, ekip organizasyonlarla ilgili olan durumlar, evlilik ve ortaklık ve iş anlaşmaları ile ilgili alanlarda gerçekleşti. Bunun öncesinde biraz gerginlikler, yoğun tempolar olmuş olabilir. Arka arkaya toplantılar, gergin ortamlar olmuş olabilir ya da arkadaşlarla görüşmelerde biraz gerginlikler olmuş olabilir. Anlaşmazlıklar ve uzlaşmazlıklarla mücadele etmiş olabilirsiniz. Ama bunu yüksek bir enerjiyle geçirdiyseniz bu ay tutulmasını önümüzdeki 6 ay boyunca çok geniş bir çevreye hem geçmişten gelen hem yeni inşa edeceğiniz ve büyük kitlelere hitap edeceğiniz çok büyük bir kitlesel etkileşim başlıyor. Yani sözlerinizin daha çok dinleneceği, insanlara güzel sözler veya bilgiler aktarabileceğiniz bir süreç. Aynı zamanda her türlü anlaşma ve sözleşme, organizasyon, grupları bir araya getirme, onlarla beraber bir işbirliği yapma. Bunlar da var ve de bence en çok mucizeleri, bu 6 ay boyunca en çok mucizelere açık olan gruplardan biri de sizsiniz sevgili Yay, Yükselen Yay ve Ay Burcu Yaylar. Çok sürpriz gelişmeler olacak. Aniden gelişen gelişmeler olacak. Sürpriz sürpriz arka arkaya. Bazen nasıl yöneteceğinizi bilemeyeceksiniz. Bir tenis topu, forehand, backhand, forehand, backhand gibi
tenis oynar gibi ilerleyeceksiniz yani. Büyük ihtimalle 6 ay boyunca. Ve bu Nisan ayına geldiğimizde eski aşklarınız gündeme giriş yapabilir. Eski sevgilinizden mesajlar alabilirsiniz. Geçmişte çok istediğiniz, sevdiğiniz birisi de size geri dönüş yapabilir. Çocuklarınızla ilgili konular, uzun süredir görüşmüyorsanız mesela çocuklarınızla görüşebilirsiniz, iletişimleriniz artabilir, sorun varsa düzelebilir. Geçmişteki bir yatırımınızın çok değerlenmeye başlayacağını, bu bir arazi, bu bir ev ya da işte borsa, kripto neyse nereye de yatırım yaptıysanız değerlendiğini de görebileceğiniz bir süreç olabilir. Sanatsal ve tasarımsal yetenekler artabilir. Eski de hobilerinize tekrar dönüş yapabilirsiniz. Hobilerinizden para kazanabileceğiniz durumlar da oluşabilir. Ve aşk, en çok aşk frekansı yayacak grup Yay yükselen Yay ve Ay burcu Yaylar. Gezerken aşk enerjisi yayacaklar böyle. Dolayısıyla yeni aşklar, eski aşklar hayatlarına giriş yapabilir. Manyetik alanı çok güçlü olacak. Ve gerçekten de hani böyle sihirli değneğin değmesi gibi bir enerjiyle karşı karşıya gelecek. Bol bol dilekte bulunsunlar. Yükselenim yay Gerçek olacak. biliyorsunuz Aa, canlar değil evet. mi? Yükselenim yay. Yaşasın benim de yani inşallah. Böyle öyle aşk aşk sevgi sevgi gezeceğiz inşallah Nisan'da. Yalnız bu güneş tutulmasından önce bir gerginlik aşamamız var. Aşk ilişkilerinde çocuklarla olan alanlarda gerginlik yaşayabiliriz. Eski bitmiş aşklar geri geldiyse. Onlarla ilgili tartışma da bu dönemde gerçekleşebilir tekrar. Ve var olan aşk ilişkisindeki sorunlar gündeme gelebilir. Bunlar açılabilir. Bu yüzden ilişkilere, çocuklarla olan iletişimi tutulma öncesinde dikkat etmek lazım. Dolayısıyla iyi yönetilmezse aşk ilişkilerinde bitiş de yaşanabilir bu tutulmada. Bundan dolayı dikkat ediyoruz. Tutulmayı atladıktan sonra güzel etkilerle karşılaşıyor olacağız. Özellikle artık 20'sinden sonra daha sağlıklı, daha dinç olacağız ve gündelik rutinimiz çok değişecek. Rutinimiz diyorum, benim de yükselen yay ya. Gündelik rutini çok değişecek ya yükselen yay ve ay burcu yayların. Çok hareketli bir sürece başlıyorlar. Plan ve program yapmak durumunda kalacaklar. Yani iş dakikayı belki hesap edecekler işlerini yaparken. Öyle bir sisteme giriş yapıyorlar ama çok güzel Öyle destekleniyorlar. yoğunluk yani, öyle yoğunluk diyorsun. Öyle bir yoğunluk geliyor. Sağlıkları da güzel. Beslenme ve sporla ilgili bazı konularda karar verecekler. Ve bunu da hayata inşallah o yoğunluklar içerisinde geçirebilecekler. 24'ündeki Dolunay yine karar verdirme aşaması. Bir şeyleri mesela bir süreden beri bir sözleşme var. İki taraf bir türlü uzlaşamıyor, oturup da imzalanamıyor ya, imzalama kararı verecekler. Merkür retrosundan önce başlayan bir iş görüşmesi ise, bir proje ise bu, imzalayın. Ama Merkür retrosu içerisinde başladıysa imzalamayın, 15 Nisan'a bekleyin. Geçmişteki bazı dedikoduları duyabilirsiniz. Arkanızdan söylenen sözleri duyabilirsiniz. Bunlar da Süper. duyulabilir bu dolunayda. Yaşasın. Sükunetle yönetmeli. Kardeş, yakın arkadaş, komşu Yaşasın. ilişkilerine dikkat etmeli. Yalan sözleri göreceksiniz. Sizin gözünüzün içine baka baka yalan söyleyecekler. Bazen şey oynamak iyidir. Anlamamış oynamak iyidir. Burayı iyi yönetmek gerekecek. Çünkü Bu yüzde muhteşem sıfır oluyor. Bu muhteşem oluyor. Bilmek ve evet. seyretmek. Seyirde Bir kalmak. değildi. Çünkü onu yüzde vurduğun zaman bir çözüm olmayacak. Biz bileceğiz. Yani ama bunu duyabiliriz. Çok fazla dedikodu, yalan, gözümüzün içerisine bakarak söylenen yalanlarla karşılaşılabilir. Uzlaşma ile ilgili pürüzler olabilir. Bu dolunayda buna dikkat edeceğiz. Sonrasında yine rahatlama dönemine doğru ilerliyoruz. Ama dediğim gibi hani en çok aşk enerjisini ya sanat, spor, sanat enerjisini, tasarım enerjisini ya gezecek olan ya yükselen yay ay burcu yaylar Nisan ayında. Oğlak yükselen oğlak ve ay burcu oğlaklar dün gerçekleşen ay tutulmasında iş kariyer anlamında daha doğrusu iş kariyerdeki projeler ya da asları çalıştırdığı kişilerle ilgili gerginlikler yaşamış olabilirler. İşte bir astı vardır, şunu şunu yap demiştir, yapmamıştır, yanlış yapmıştır. Bir proje için uğraşıyordur, o proje bir türlü ilerleyemiyordur, gerginlik yaşanmıştır.
Bunlar olabilir. Olmuş olabilir. Evliliğiyle ilgili gündelik hayatlarında bir konuda uzlaşamama yaşamış olabilirler. Bu enerjiyi yüksekten güzel geçirdilerse önümüzdeki 6 ay boyunca desteklenecekler halbuki. Yani projeler konusunda, iş kariyer, evlilik konusunda, sağlık konusunda daha iyi bir alana doğru ilerleyecekler. Ama sınavlar gelecek. Yani hep iş projeleri, çalışanlarla ilgili olan mücadeleler var olacak. Ama bunda başarı gözüküyor. Dolayısıyla sakin ve sükunetle yönetilmesi gerekiyor. Şimdi Nisan ayına geldiğimiz zaman ikisinde başlayan Merkür retrosuyla eski yaşadığı yerlere gidebilir. Bayrama yakın diye belki işte anne baba evine ziyarete gidebilirler. Köyüme giderim vardır ya, köylerine gidebilirler. Yaşam alanlarında, hanelerinde iletişimsel problem olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle kendi evinde, anne baba eviyle ilgili alanda ve iş yerinde iletişim dili çok özenli ve dikkatli olması lazım. Çünkü yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Bununla beraber beşinde belki evinde dekorasyon yapacak, evini tekrar temizleyecek, düzenleyecek, bahar temizliği yapacak, eşya değiştirecek, boya yaptıracaklar olabilir. Yani konforların, yaşamsal konforlarının düzene sokacakları bir etkiyle karşılaşacaklar. Güzel bir ev alma fırsatları da karşılarına gelebilir. Daha evvelden arayışa çıktılarsa Merkür retrosu öncesinde olabilir. Ama o gün sırf hiç ortalıkta yok ya, işte şurada bir ev var al falan gibi de olursa aman yaklaşmayın. Birkaç gün kala tutulmaya, yani güneş tutulmasına 8'inden önceki birkaç gün kala, özellikle iş yeri varsa, çalışanlarsa iş yerindeki grup ve ekip arkadaşları iletişimde gerginlik olma ihtimali söz konusu olabilir. İyi yönetilmeli. Evde de teknolojik cihazlar, elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili pürüzler yaşanabilir. Veri kaybı olabilir. Bunları yani bunları yedeklemek lazım. Bir de arkadaşlarla görüşmeler, kendi alanlarında yaptığı görüşmeler söz konusu olursa orada da biraz iletişimsel karışıklık söz konusu olabilir. Bu gerginliğe dikkat edelim. Yaşam alanlarında sakin ve sükunetle geçireceğiz bu dönemi. Ayın 20'sinden sonra aşktan yana çok güzel etkiler alıyorlar. Onlar ayın 20'sinden sonra şimdi daha çok böyle aşk gezinmeye de başlayabilirler. Eski aşkların gelmesi, var olan aşkın daha güzelleşmesi, sanat, mutlaka sanata yönelmeleri lazım. Ya da spor yapmaları lazım. Oğlak yükselen oğlak ve ay burcu oğlakların. Biriken enerji bu şekilde boşalacak onlarda. Çünkü bir tıkanıklık yaşıyorlar bir süreden beri. Bu tıkanıklığı bu şekilde aşabilirler. Dans edebilirler, spor yapabilirler, hobileriyle ilgilenebilirler, müzik dinleyebilirler. Ama bir şekilde kendini sanata, spora, tasarımsal yeteneklere kanalize etmek durumundalar. Çok büyük faydasını görecekler. Yatırımlarında bir değerlenme söz konusu olabilir. Bir arazisi varsa, bir evi varsa bununla ilgili bir artışla da karşılaşabilirler. 24'üne geldiğimizde arkadaş ilişkileriyle ilgili kararlar verecekler. Belki bazıları bazı arkadaşlarını hayatlarından çıkartma veya mesafe koyma kararı verebilir. Bazıları ise toplum içerisindeki kişilerle karar vererek bir iş kurma, beraber bir kazanç oluşturma kararı da verebilirler. Bu arada mucizeler de var. Bekledikleri bazı şeylerin, özellikle maddi kaynaklı bazı şeylerin oluşuyla da karşılaşabilirler. Bu Dolunay çevresinde bir süredir uğraşıyordur projesi için. Tam böyle artık olmuyor ya da bu iş nasıl olacak derken pat deyip o işin olduğunu da görebilirler. Gelelim şimdi kova yükselen kova ve ay burcu kovalara. Dün gerçekleşen ay tutulmasında özellikle adli ve hukuki konular, ticari konular, aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, kişisel gelişim eğitimleri olabileceği gibi akademik eğitimler, kendilerinin veya çocukların eğitim hayatlarıyla ilgili olan durumlar, varsa uzun yol seyahatleriyle ilgili gerginlikler yaşamış olabilirler. Kimileri bu tutum öncesinde belki uçağı kaçırdı, belki ticari anlaşmalarda pürüzler yaşadı, belki çocuğunun da ilgili bir
eğitimsel bir problemiyle uğraşmak durumunda kaldı. Seyahatsel problemler yaşadı. Burayı güzel atlattılarsa ben diyebilirim ki Kova yükselen Kova ve Ay burcu Boğalar bu 6 ay boyunca bol bol seyahat edecekler. Evet, gezi, seyahatler var ve çok eğitim var. Eğitmense çok eğitim verecek. Dil araştırmacıysa çok fazla eğitim alacak gözüküyor. Yurt dışı bağlantılı ticari girişimler söz konusu olabilir. Çocuklarını yurt dışına gönderebilirler veya kendileri de gidebilirler. Ticaretin ve seyahatin çok yoğun yaşanacağı bir 6 aylık süreç başlıyor. Kova yükselen Kova ve Ay burcu Kovalar için enerji yüksek girildiyse ve yönetilirse bu alanlarda çok şanslı fırsatlar var. Yani akademik eğitim gibi yükselen bir eğitim, ilim sahibi olma, bilgi sahibi olma ve bunu aktarma. Aktarıcılık vazifesi var çünkü. Bu arada baba vasıtasıyla gelen yardımlar, babaları hayatta olanlar için söylüyorum. Baba desteğini çok alacakları bir süreç. Bu yeni dünkü tutulma öncesinde de babayla bir gerginlik yaşamış olsanız bile babadan faydayı göreceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Şimdi Nisan'a geldiğimizde özellikle her türlü anlaşmada çok dikkat edin. İmza atmayın. Bu ay imza atmasın Kova yükselen Kova var bir kovalar. İstemiyorum, atmayın. Bekleyin, erteleyin. Çok mecbur değilsiniz. Anlaşmalarda sürprizler yaşanabilir çünkü. Kardeş, yakın arkadaş, komşularla iletişime dikkat etmek gerekiyor. Bu alanlarda da bazı gerginlikler olabilir. Gerçi destekleneceksiniz. Bakın sözlü veya yani uzlaşma anlamında şöyle yapalım, şöyle bir anlaşma yapalım. Evet, destekleneceksiniz. Güzel güzel konuşacaksınız. Ancak 8 Nisan tutulmasına yakın yine bir gerilebilir ortalık. Burayı iyi yönetin. Her türlü anlaşma ve sözleşme bir kere Merkür Retrosu bir çıksın. Ondan sonra yapın. Kardeş, sözleriniz yanlış anlaşılabilir. Siz de sözlerinizle ilgili sınavdasınız. Vaat ettiklerinizi mutlaka yerine getirmeniz gerekecek. Kardeş, komşu, yakın arkadaş, iletişime dikkat. Ama bununla beraber, hani siz iletişimde dikkat edin de, kardeş, yakın arkadaşlarınızdan da inanılmaz güzel büyük destekler alabilirsiniz. Birçok sorununuzu varsa sorunlarınız, bunları çözebileceğiniz destekler de görebileceksiniz onlardan. İzin de verin, iletişimde güzel tutun. Araçla ilgili olan konular, arabanız varsa bunlarla ilgili bazı arızalanmalar veya elektrik elektronik cihazlarda arızalanmalar söz konusu olabilir bu arada. Bekleyin, Merkür Retrosu'ndan sonra zaten düzelecek. Üzerinde çok fazla düşmeyin derim. Yine de trafikte, özellikle şehir içi trafikte dikkatli olmakta fayda var. Bunun yanı sıra kişisel gelişimle ilgili yapacağınız her türlü eğitim alacağınız ya da vereceğiniz geleceğe sizi taşıyacak. O yüzden eğitim alın, eğitmezseniz eğitim verin, paylaştıkça çoğalacak şekilde. 8 Nisan öncesinde özellikle iş anlaşmalarınız varsa burada bir gerginlik yaşanabilir. Eşinizle evliliğinizde sözlü yaptığınız anlaşmalar varsa işte evi toplamak gibi vesaire, işte evdeki düzeni kurmak, çocuğa bakmak, yemek yapmak, alışveriş yapmak var ya, plan program. Bunlarla ilgili tartışmalar söz konusu olabilir. Bu alana dikkat etmeli ve burayı güzel bir şekilde atlatmalısınız. Atlatırsanız özellikle iş, kariyer, evlilik konusunda parlayacağınız güzel bir sürece de giriyorsunuz Allah'ın izniyle. Ve Nisan'ın 20'sinden sonra da ev hayatınız renkleniyor. Evinizde siz de güzel dokunuşlar yapabilirsiniz. Tadilat, boya, eşya değişikliği olabilir. Yeni bir iş yeri kurabilirsiniz. Evli olmayan bekarlar yuva kurabilirler. Evlerini düzenleyebilirler. Yaşam alanlarınızla ilgili güzel etkiler söz konusu. Kalıcı etkiler ve bazınız gerçekten düşeş diyebileceğim ve gelecekte çok değerlenecek ev almak veya arazi almakla ilgili bir gündemle karşılaşabilirler. Değerlendirmenizi öneriyorum. Evet sevgili balıklar, sabırla bekleyen canlı balıklar. Evet, nihayet balıklar geldi. Benim de burcum balık canlar. Evet. Şimdi bu dünkü gerçekleşen güneş tutulmasında gelir gider dengesi, ev kredisi, mortgage kredisi gibi krediler,
ödemeler, eşin geliri gibi konular, ortaklık kazanımlar, yatırım konularıyla ilgili birazcık gerginlik yaşanmış olabilir tutulmanın hemen öncesinde. Ya da ailedeki birilerinin operasyonu, sizin veya aile bireylerinden birinin operasyonuyla ilgili bir konu da gündeme gelmiş olabilir. Veya partneriniz, eşinizde bir cinsellikle ilgili bir pürüz de oluşmuş olabilir. Bir gerginlik, ama ben daha çok bunu gelir gider dengesiyle, ödemelerle ilgili olan bir gerginlik olabileceğini öngörüyorum. Burası da eğer frekans çok yükselmediyse, yani tansiyon çok artmadan güzel yönetildiyse, önümüzdeki 6 ay boyunca bu alanda olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki gelir gider dengesini her zaman da bu 6 ay boyunca dikkat edin. Gereksiz harcamalardan ve emin olmadığınız yatırımlardan uzak durarak hareket edin. Bence borç alıp borç vermeyin. Mümkünse kredi almamaya özen gösterin. Ama alırsanız da güzel tarihleriniz olacaktır. Onu mutlaka sorun bana. O zamanlarda alın. Ödenebilecek tarihler var, ödenemeyecek tarihler var. Aldığınız kredilerin veya borçların. Ya da siz birisine borç vermek durumundaysanız mutlaka ona bakarak hareket etmek gerekiyor. Ve yuvada ki kişilerle olan iletişiminiz daha çok artık aileniz, iş yeriniz nasıl diyeyim, telepatik konuşmaya başlayacaksınız bu süreçte. Leblebeden leblebi bir anlamı var ya, işte birbirinizle yakın iş yerinizdekilerle de telepati yeteneği artıyor. Söylemek istediğim kısaca özetle bu. Balık yükselen balık ve ay burcu balıklar telepatistler oluyorlar. Dolayısıyla insan düşüncelerini daha rahat okuyabilen, daha iyi analiz edebilen bir alana doğru yönlendiriliyor manevi boyutta. Şimdi Nisan ayına geldiğimizde parayla ilgili konular gündeminizde bu şekilde başlıyor. Bence paradan yana destekleniyorsunuz. Geçmişteki işlerinizden teklif gelebilir, tekrar o iş yerine gelmeniz istenebilir. Ya da geçmişte yaptığınız bir işi tekrar yapmayla ilgili durum söz konusu olabilir. Yine de kazanç kapılarınızda iletişime dikkat etmeniz gerekiyor. Patronunuz mu, müşteriniz mi, artık babanızdan mı geliyor, eşinizden mi? İletişim diline dikkat ettikten sonra kazanç kapılarıyla ilgili gerçekten destekleneceksiniz. Ancak güneş tutulması da para evinizde. Dolayısıyla bundan birkaç gün öncesinde bu alanda, iş yerinizde, kazanç kapılarınızla ilgili olan alanda, hani her şey iyi giderken nazar değdi deriz ya, bir gerginlik olabilir. Bu konuda biraz dikkatli ve özenli olmak ve maddi konularda tartışmaya girmemeye özen göstermek önem arz edecektir. Bir de uzun yol seyahatleri için bir para harcamanız gerekebilir. Bu bir tatil olabilir, bu bir seyahat olabilir. Bununla ilgili bir gündem gelecek, parayla ilgili gelebilir. Bununla da ilgili eşiniz olabilir, aile fertleri olabilir. Tartışmaya girmeyecek şekilde yönetmenizi sizlere öneririm açıkçası. Sonrasında ise kazançlar konusunda, uzun yol seyahatleri konusunda olumlu etkilerle karşılaşmaya devam edeceksiniz. Özellikle yakın sosyal çevre ilişkinizde güzelleşmeler var. Kardeşleriniz, yakın arkadaş ve komşularınızla daha sıkı bağlantılara geçebilir. Yakın sosyal çevrenizden destekler almaya başlayabilirsiniz. Sizde de gayrimenkulle ilgili, taşınmaz mallarla ilgili bir anlaşma gündeme gelebilir. Kiraya verebilirsiniz belki gayrimenkulünüzü, ya da kiralayabilirsiniz bir yer, ama kendinize ait bir şehri daha çok bir yerden gelir almak ya da onun üzerine bir sözleşme yapma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Ve bence pek çok balık, yükselen balık ve ay burcu balık da arabalarını değiştirip araba alacaklardır diye düşünüyorum. Bu ay bu alanlarda veya teknolojik cihaz anlamında da destekleniyor olacaklar. Kişisel gelişim konularında mutlaka daha çok kendilerine yatırım yapsınlar. Çünkü bunlar bu gelecekte bu telepati kanalı ve kişisel gelişim birliğinizle beraber çok farklı bir yere doğru taşınacaksınız. Geleceğin öğretmenleri inşa ediliyor bu dönemde. Balık yükselen balık ve ay burcu balıklar içerisinde. Manevi öğretmenler. Geleceğin öğretmenleri. Evet. Geleceğin guruları. Gurular geliyor, gurular.
Şifacılar geliyor. Gerçekten terapati. Takip etsin balık yükselen balık ve ay burcu balıklar. Vardır Düşünceleri zaten okumaya başladı. balıklarda Var. düşünceleri okumak vardır. Telepati vardır. Vardır. Yani Şimdi daha çok rahatça. ben telefon kullanmıyorum çoğu dostumla. Zaten otomatik yani. Hakikaten samimi söylüyorum. Evet, çok güzeldi Nildam yine ya. Çok güzeldi. Ama şöyle birkaç dakika hala 12 olmadı. Yani hala birkaç dakika Türkiye ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, yani Rusya olayları, yani şöyle birkaç dakikada Türkiye ile sırlayalım, olur mu? Bir kere çok şaşıracağımız, tahmin etmediğimiz şeylerle karşılaşacağımız bir Nisan ayına gireceğiz. Tabii ki bu bazen toplumsal hareketleri, galeyanları da hafif harekete getirebilir. Yani çok hoş bir şey söyleyemiyorum şu an için. Ama enerjimizi biz olumluya yönlendirerek, bolluğa ve refaha yönlendirerek hareket etmeliyiz. Ülkemiz üzerine oynanan çok oyunlar var içten dıştan. Ama bizim dayandığımız bir cümlemiz var ya. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydalı kalacaktır. Bu vatanın toprakları bölünmezdir. Buna inanarak hareket edeceğiz. Ben geçenlerde şöyle Şirince'deki bir projem için oradaydım. Hocalarıyla görüştüm. Matematik köyünün Nesin'le de görüştüm. Ali Nesin'le de. Ne düşünüyorsunuz dedim. Ben ümitliyim dedi. Neden dedim? Gençleri görüyorum dedim. Ama onların hepsi apolitik yetiştirildi dedim. Onların zekaları bambaşka dedim. Ben çok ümitliyim dedi. Yani astrolojik anlamda baktığımda ben de ülkemiz için güzel şeyler görüyorum. Yeter ki bu kaynaklar bizim insanlarımızla paylaşılsın. Ben umutluyum. Ama bu ay çok güçlü değişik bir dönüşümlerin olacağı ama bizi çok sallayacak bir ay. Depremsel etkiler de söz konusu olabilir. Rabbim korusun tabii Seçimler ki. var zaten biliyorsun, seçimler var. Hı? Yani seçim Yani var. ondan sonra sallantılar var işte. Yani olay oradan sonra kopuyor. Biraz karışırız yani. Şaşıracağız ya. Beklemediğimiz kişilerden beklemediğimiz durumları görerek şaşıracağız. Beklediklerimizden değil yani. Beklemediklerimizden. Evet. Çünkü kriptolar her yerde. Çünkü kriptolar her yerde. Çünkü maskeler düşecek Nildam. Düşecek hepsini. Umarım maskeler düşecek de Ne işe yarıyor? iş Bitiyor. işten geçmeden düşsün artık bütün Canım bir maskeler. tanem. Şöyle insanların beyinleri artık uykuda. Uyuyanları uyandıramıyorsunuz diyor ya kulak sağırları duyuramazsın, görmeyenleri gösteremezsin. İnsanlar uyutuldu, frekanslarla Ve uyutuldu, bütün izlenimli dizilerle dünyada uyutuldu. sosyal devletlerin başındakiler, stratejik konumlardakiler, orduların başındakiler, kritik noktadakiler tüm dünyada uykuda. Tüm Uykuda. dünyada uyuduğunun farkında değil. En Değil. kötüsü yani ben uykudayım demiyor. Yani bizler de hepimiz uykudayız. Uyanan yok. Yok. Uyandım diyen varsa zaten uykudadır. Kimse uyandım demesin. Çünkü uyanışın sonu yok. Ama Diyorsun ki işten anlamlı uykuda olduğunu, söylüyorum. yani hani Sokrates diyor ya, bir şey biliyorum o da bir şey bilmediğim. Çünkü bilginin sonu yok. Yani bizler en azından uykuda olduğumuzun farkında olmaya çalışanlarız burada. Sevgili canlarım, YouTube'dan, Instagram'dan izleyenler. Uykuda olduğumuzun farkındayız. Uyanmaya niyet ettik de millet uykuda olduğunun farkında değil. Bak millet değil, ben yakında bir olay yaşadım. %95 falan bence. %95 uykuda dünya gezegeninin. Adam aldatmış karşısındakini işle ilgili. Yalan söylediğini biliyorsun değil mi? Evet. Aldattığını biliyorsun değil mi? Evet. Hala onunla çalışmaya devam ediyorsun. Ediyorum. Kandırdı seni, dolandırdı.
Yalan söyledi. Umutlarını elinden aldı. Zamanını kaybettirdi. Niye devam ediyorsun? Ediyorum. Tüm, aynı bu adam gibi bu ülke. Görüyor, biliyor, devam ediyor. Her ülkenin de karması var. Her ülke kendi, yani bizim nasıl haritamız var? Ülkelerin de haritaları var. Ülkenin insanları yaptıkları eylemlerin sonuçlarıyla karşılaşır. Dolayısıyla demek ki biz böyle bir süreçten geçeceğiz. Sert bir süreçten geçiyoruz. Geçmeye de devam edeceğiz. Ama ben çok umutluyum. Ben umutluyum yani. Vallahi her şeyden olacak. Ben de umutluyum. Yani Anadolu'nun liyakatı var. Anadolu'nun bir misyonu var. Eğer Anadolu halkı biraz daha uyanışa geçebilirse liyakatı, yani 2032 yılına kadar bir şeyler olabilir. Fakat daha çok insan uyanmalı. Bu süreç daha da büyümeli. Yani yayınları yapıyorum. Ben artık hani ümitsizliğe kapılmak istemiyorum. 6-7 bin kişi izlerdi. Şimdi 1000 kişi zor izliyor. Şimdi bakın, ben de bilmiyordum. Yani artık daha çok eğlence, daha çok keyifli şeyler. 10 saniye, 15 saniye. Geçen gün bir Instagram şirketiyle konuşuyorum. Dedim 15 saniye ilgi alanları. Dedi ki olur mu öyle şey? Ne 15 saniyesi? 2 saniye, 2,5 saniye. Mesajı 2 saniyede vermen lazım. 2 saniyede mesajı vermezsen tık tık geçiyor. Geçiyor. Yine. Bizim anlattıklarımız öyle 2 saniyelik işler. 2 saniyede ne? İşte 2 saniyede babasının zamanın başına, tüketici babasının başına bu. Süt deviriyor, ayran döküyor, gülüşüyorlar. İşte 2 saniyede verilen mesaj bu yani. Çocuk geçen gün gördüm, ezan okumuş, hoparlörü eline almış. Sahilde oturan insanlar oruçlarını açmışlar 15 dakika önce, 5 dakika önce. Bu şaka, bunun şakası yok. Binlerce insan ezan beklerken çocuk dalga geçiyor. Yani bunun şakası yok. Şeyi de görüyorum bir de Nilda. Bu sene hakikaten insanlar ellerinde içkiler sokaklarda, ellerinde alkoller. Ben oruç tuttuğum için demiyorum. Yani biz saygı. Tutmadığımız zamanlarda oldu. Yani evet. Biz şöyle gördük. Tutmadığımız zamanlarda oldu. Bir bardak çay içmezdim eczanede. Bir bardak su içmezdim. Arkalara, bir yerlere saklanırdık. Günahtır. Yani bir saygıdır. Bakıyorum bir sürü yabancı kardeşim var. Hristiyan, Budist. Onlar içindeyim. Çok saygılılar o ya. O kadar saygılılar, evet. Ki. O kadar naifler ki. Yani bir kere yemek, içmek, elinde sigara, sokaklarda gezmek hoş değil. Her şeyi bırak, alkoller. Yani yapmayın. Bu değil. Bizim töremiz, geleneklerimiz, inanç, bir saygı. Bir saygı. Mıgırdıç Margusyan anlatır Diyarbakır'da. Ermeniler, işte Rumlar hepsi bir arada yaşar ve insanlar Müslüman kardeşleri var diye yemek kokusu dışarıya çıkacak diye korkarlarmış yani. Bu nedir şimdi? Ne hale geldik? Bir kendimize gelelim ya. Bir kendimize gelelim. Hakikaten bunu yapmadığımız sürece Anadolu'nun da misyonunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bunu yayacağız, bunu yaymamız lazım. Şuradaki bir avuç canım, şuradaki bir avuç can, savaşçı. Bunu anlatmamız lazım. İnsan olmayı anlatmamız lazım. Saygıyı, edepi anlatmamız lazım. Evet. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu ne kadar önemli ama aslında ne kadar önemli bir tüyo verilmiş. Damarlarımızdaki asil kanın maalesef ki büyük bir kısmının bozulmuş olduğu bir dönemdeyiz. Bunu söylerken Atatürk bozulmayacağını düşünüyordu. Ama bozuldu. Genetiğimizde.
gıdadan kanlarla, diğer kimyasallarla. GDO'lu gıdalarla. Yani o asil kanın maalesef oradaki işte bütün o hitabedeki ve anlatımda damarlarındaki asil kanı biz bunları bozarsak işte o zaman daha rahat hareket ederiz dendi. Maalesef asil kan büyük bir çoğunlukta, herkese değil tabii ki, etki altında oldu. Ama ben yine de umutluyum. Ben yine de umutluyum. Pandora'nın kutusunda en son kalan umuttur. Geride kalan en son şey umuttur. Hakikaten bize verilmiş en büyük armağanlardan bir tanesi umuttur. Ve iyi düşünmeliyiz. Nildam, seni seviyorum. Çok ben teşekkür ederim. Ben de seni ederim. Seviyorum çok hayatım. Güzel bir Nisan ayı geçirelim. İnşallah. Mucizeleri çok var. Mucizelerini yakalayalım. Ama her zaman da dikkatli olalım. Bu arada hani şu tutulmaların iki koridor arasında genelde depremsel hareketler olur. Zaten deprem ülkesiyiz. Hani Amerika bundan daha fazla etkileneceğini düşünmekle beraber yine de hani bir kendimizi unutmayalım. İşte deprem çantamız olsun. Bir ayarlayalım yine kendimizi bu an. Onu da söylemek istiyorum. Evet, sevgili canım, sevgili canım, sevgili Nildam, çok teşekkür ediyorum. Canlar, şu dakikaya kadar kaldınız, kendi burçlarınız geçti, yine kaldınız, zarif canlarım benim. İyi ki varsınız, her ne kadar çok sayımız azalsa da son dakikada yine de buradasınız. Hepinizi su gibi seviyorum. Yarın 22'de görüşmek üzere, demomuz var yine, sürpriz demomuz. Görüşürüz canlarım. Görüşmek Nildam, çok teşekkür üzere. ederim. Ben teşekkür ederim canım. Görüşmek üzere bir tanem. Herkese hayırlı Ramazanlar.